İnsanın olduğu her yerde suç vardır. Suçun olduğu her yerde de biz. Bazen geç, bazen erken. Ama mutlaka bir şekilde orada oluyoruz. Kanun ne diyorsa onu yapmak için. İnsanların yarası neredeyse oraya merhem olmak için. Ama bu son meselede, çocukların birer birer ortadan kaybolduğu günlerde, ister istemez soruyorum kendi kendime. Bu insanlar aynı insanlar mı? Bu sokaklar ne zaman değişti? Biz nasıl kendi çocuklarını kendilerinden koruyamayan bir toplum olduk? Bu yara nerededir? Merhem nereye sürülecek? Önce bu çocukları bulmalıyız, sonra şapkayı önümüze koyup hep beraber düşünmeliyiz. Haklısınız Rıza Müdürüm. Gerekli önlemleri hep birlikte düşünüp almamız, üstümüze ne düşüyorsa yapmamız lazım. Ama önceliğimiz kayıplarımız. Bu 4 evladımız. Ekiplerimiz soluksuz çalışıyor. Bir dahaki toplantımızda umarım iyi haberlerle karşınızda olacağız. Evet. Herkesin önceliği bu çocuklar Arif. İstediğin zaman bizim ekipten de görevlendirme yapabilirsin. Söylememe gerek yok değil mi? Biliyorum Rıza, sağ ol. İşim düşerse anında kapındayım. Ekip nasıl? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Yolunda olsun diye uğraşıyoruz. Sokaklardayız Arif. Hadi getir malı. Burada mı vuracağız? Beğenemedin mi? Rafet, afiş olacağız lan burada. Gel benimle. Sende mi çakmak? Bende. Ver. Ya ben bu tatilden hiçbir şey anlamadım valla. Bölük pörçük oldu. Aa, ben hiç gidemedim ya. Al bak, renge bak. Al bak. El kadar bebekle kapanık kaldık eve. Hiç tatil matil deme bana. Doğru, haklısın. Abla Umut ne yapıyor? Nasıl keyfi? İyi valla maşallah. Şükran sağ olsun. Volkan, sana da selamı var. Eksik olmasın abla ya. Emir Usta abi de yardımcı oluyordur tabii çocukla falan. Tabii ne demezsin. Merkezden Beyoğlu bölge tüm ekiplerin dikkatine. Hadi bakalım. Silahlı saldırı ihbarı. Bir kişi ağır yaralı. Zanlının eşkali bilinmiyor. Karakol ekipleri olay yerinde. Ambulans yolda. Yakındaki birinden intikali bekleniyor, tamam.
nasılsa doğacağına. Bir de bana ne diyor? Çocuğunu bir daha göremezsin diyor. Lan sen anasıysan ben de babasıyım. Sen kimsin beni evladımdan ayıracaksın? Yanlış mıyım kardeşim? Abi doğru diyorsun da karımdır sonuçta. Ne karısı lan? Karım olsa kaç yazar? Kimse evladımı benden alamaz. Anası bile alamaz. Bak bakayım lan. Bitti mi malzeme? Ben bittim abi. Ben. Yemişim malzemeyi. Yedin tabii lan. Yedin bitirdin. Baksana hiçbir şey kalmamış. Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğiz elemana? Bedava mı verecek malı oğlum? Para yok bende. Olsa şaşardım zaten. Affet. Bana bak. Bunda var mıdır para? Yürü lan yürü. Bizden başka yok mu gelen giden? Savcıyı bekliyoruz. Olay yeri incelemede yolda. 3 el ateş. 2 el isabet. Kurşunlardan biri göğsüne gelmiş. Kalbe yakın. Parası, pulu, cüzdanı, telefonu hepsi üstünde. Gaz falan değil. Bildiğin infaz bu. Peki kimliğe baktınız mı? Kadir Özmen. GBT'sine bakıyor arkadaşlar. Görgü tanığı bulmak lazım. Bu saatte nerede bulacaksak? Çıktı mı bir şey? Olayın görüntüsü yok. Ama şu tipe bakın. Kaçıyor gibi değil mi? Sam karakoluna soralım. Belki onlar biliyordur. Komiserim. Sokağa giriş çıkışa kapattık. Melih gel bakayım. Şüphelimiz bu. Adam araçsız kaçmış. Telefonla çek, gönder. Eşkalini anons geç herkese, tamam mı? Tamam. Yakınlardaysa kaçırmayalım. Anlaşıldı. Güzel abim hayırlı akşamlar. Ne oluyor? Yakışıklı abim bize bir güzellik yapar şimdi. Bir yardım et başkan, ters oyuz be. Lan gidin başımdan. Lan vereceğim bir çorba parası be. 3 kuruş için kalp mi kıracağım başkan? Oğlum defolun gidin lan. Çıkın gidin. Ne biçim konuşuyorsun lan? Asim! Lan! Öldürdün lan adamı. Defol git lan. Vurdun lan kardeşimi. Gel lan buraya. Öldürdün lan çocuğu. Hasip. Kardeşim bana bak, kime diyorum. Ses ver oğlum, bir şey söyle. Öldürdün lan kardeşimi. Şerefsiz köpek. Bak şuna bak. Bak nasıl çıkmış ama. Yakışıklı değil mi? Biliyorum bunu gösterdin ya. Çok şeker. Kaşını gözünü kurban olurum senin Mertan benim. Bak yakışıklı çıkmış değil mi? Şşş, baksana bir bak ya. Aynen. Burun falan aynı sen. Aynı yani değil tabii de. Daha güzeli yani. Ondan diyorum yani. Bir de uslu hergele. Hiç üzmüyor sağ olsun ha. Yalnız usta torun sevgisi başkaymış ha. Vallahi bak. Maşallah usta maşallah. Şşş, bana bak. En çok da beni seviyor. Vallahi billahi en çok beni seviyor. Eğer ben varsam nimetinin sallıyorsun ya Asiye'yi. Nasıl anlıyor sevildiğini ha? Serseri yerim lan seni. Bir de nasıl akıllı biliyor musun? Beni görünce böyle dede diyecek gibi oluyor. Sonra olmuyor. Ama yakında der ha. Der merkez yani. 45-40. Bak. Baksana. 45-40 dinlemede. Beyoğlu Defterdar sokakta olay çıkmış. Müdahale edebilir misiniz? Tamam. Biz yakınız zaten. Hadi. Hadi. Anlaşıldı hadi, tamam. Hadi. Ne oldu? Hayırdır? Ne hayırdır? İhbar geldi. Hadi. Sıkıldın değil mi? Neyden sıkılacağım? Başka olsun usta ya. İnsan yani bir fotoğrafa 150 kere bakmaktan sıkılır mı hiç ya? Hem senin torun muhabbetin benim en büyük keyfim ya. Allah Allah. Evet. 3 aydır başka muhabbetin yok ki. Var mı?
Yok. Yeter be. Görmemişe torun olmuş. Allah Allah. İnsan değilsin. Kıskançsın sen, kıskanç. Seninle oturup bir şey konuşan da kabahat. Tamam tamam tamam. Bozuldun mu? Ha? Tamam tamam, yürü hadi yürü. Ne oldu? Ne oldu, sesin çıkmıyor? Gördün mü? Ne istedin lan arkadaşımdan? Allahsız köpek. Sen bu yolda gidecek adam mıydın lan? İtin teki yüzünden. Sana lazım olmaz artık. Git herif. Anlaşıldı. Konuşuruz yine. Biri çok ağırmış. Yaşaması zor diyorlar. Diğeri de henüz bilinmiyor. Gece bayağı hareketli olacak. Ben biraz uyuz oldum. Bir saatte iki cinayet. İki olay yerinin arası 500 metre. Öyle tesadüf mü olur? Bağlantılı mı diyorsun? Her şey mümkün diyorum. Ambulans yolda komiserim. Buraya iyice bastı, ambulans hiç tamam kalmamış ki. Doğrudan adli tıbba. Tamam komiserim. Tampon yap. Nabız zayıf ama solunum düzenli. Sedat, elini çekmeden yap tamponu, bastır iyice. Tamam komiserim, anladım. Kurtulma şansı var. Şoka girmezse tabii. Of, bir de ne olup bittiğini anlasak. Birbirlerini öldürmüşler işte. Bir üçüncü kişi olmalı. Ha. Abi. Üst abi. Hakan, nedir vaziyet? Çok karışık abi, çok. Abi ben ambulansla hastaneye geçiyorum. Belki yaralıdan bilgi alırım. İyi olur Aylin. Hadi beyler, yardımcı olalım hadi. Arkadaşlar. Bu ölen kimmiş? Celal kafası taşla izlemiş. Bu adam bana tanıdık geldi ya. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu, ne arıyorsun usta? Ali bir saat önce bir fotoğraf atmıştı. Onu bir bulsam. Heh, bak bak bak. Bir baksanıza. Aynı adam değil mi? Aynı usta. Ta kendisi abi. Peki Celal hakkında ne biliyoruz? Aynı gece hem katil hem de maktul olmuş. Önce Kadir Özmen'i öldürüyor. Nedenini bilmiyoruz. Sonrasında kaçarken iki kişinin saldırısına uğruyor. Biri şu an hastanede. Ailenin başında ifade almaya çalışacak. Ha, peki diğeri? Diğeri kayıp baba. Celal'in aracını da gasp edip kaçmış. Peki aracı bildirdik mi ekiplere Hüsnü? Tabii ki tabii ki. Biz de buradan anons geçelim Hüsnü. Bu kadar delilik bir geceye fazla. Hemen bulun şu adamı, tamam mı? Hemen bulun. Hadi. Tüm ekiplerin dikkatine. Cinayet şüphelisi aranıyor. Şahıs çalıntı araçla kaçmakta. Gri renk sedan araba. Şahsın silahlı ve tehlikeli olduğu biliniyor. Tekrar ediyorum. Şahıs çalıntı araçla kaçmakta. Şahsın silahlı ve tehlikeli olduğu biliniyor. Görüldüğü yerde anons geçilsin. Silahlı ve tehlikeliymiş. Her tarafı silah olsun, yine kırarım kafasını. Kabadayı sanıyor kendini Yiğit. Biz bulana kadar başkasına sarmaz inşallah. Bir şey soracağım. Hakan, Aylin'den haber var mı? Ha, hastanede şu an. Başka? Başka bir şey yok abi. He, hiç mi? Nasıl abi? Yani Aylin'le ilgili başka bir durum yok mu bilmemiz gereken? Nasıl salağa yatıyor görüyor musun? Yok abi, ne alakası var? Neyse. Çıkar yakında kokusu nasılsa. Şimdi bitti ameliyat Rıza baba. Birazdan bilgi alacağım. Ben de size haber veririm. Tamam Rıza baba, tamam. Sarsmadan arkadaşlar. Bir bakar mısınız? Durumu nasıl acaba? Şu an acelemiz var lütfen. Bitireceğim ulan hepinizi. Bu gece alayınızı inletmezsem adam değilim lan. Bu araç, o araç. Anons geçtikleri değil mi? Aynen. Bin adam, bin.
71'den 45.40'a. Şüpheli araç tespit edildi. Takip ediyoruz. Tamam. Burası 45.40. Ne taraftasınız? Konum bildir. Kemerburgaz yolundayız komiserim. Herif fark etti bizi. Gözü aynada. Gel lan gel. Sen de gel. Kemerburgaz yolu. Duydum usta, duydum. Arayı açmış herif. Açacağım ben arasını. Anlaşıldı 70-11. Destek bekleyin, tamam. Abi canına mı susamış bu manyak ya? Herif ölmeden rahat etmeyecek. Şanslıymış. Hı. Kurşun girip çıkmış. Organ hasarı yok. Aortlar da sağlam. Ne zaman uyanır? İfade almam lazım benim. Çok önemli. Birkaç dakikaya sizi içeri alırız. Birkaç dakikaya, tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür. Araba sarılınca takip edemedik şans. Bayağı da mermi sıkmış. Karşılık vermediniz mi siz? Çok hızlı kaçtı komiserim. Bir iki tane sıktık ama. Anladım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun sağ arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Sağ olun. Mahalleyi arayalım mı abi? Belki buralarda bir yerlerdedir. Biraz aklı varsa burada saklanmaz, kaçar gider. Efendim ailem. Aa, sahi mi? Ne olmuş? Asip konuşmuş. Saldırganın adı Rafet. Muhtemelen gideceği yer ayrılmak üzere olduğu karısı Makbule. Ailesinin evine taşınmış kadın. Rafet oğlunu ondan almanın derdindeymiş. Şimdi hem silahlı, hem kafası güzel, hem de kaçak. Yani bence oraya bakmakta fayda var. Peki yeri neresiymiş? Adresi yolladım az önce size. Gelmiş olması lazım. Tamam, tamam. Harikasın Aylin, tamam. Adres belli. Acele etmemiz lazım. Hadi, 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 hadi. Mutlu musun lan ha? Bunu mu istiyordun? Mutlu musun oğlum? Bunu mu istiyordun ha? Benden mi kaçıracaksın ha? Gelmeyin lan ben bunları. Kes lan sesini. Sen kimsin lan söylesene? Sen kimsin lan? Ayırmak ne demekmiş gördün işte. Burası mı Rafet'in evi? Burası. Herif de içeride. Bir sesler var. Kalabalık galiba. Başka kim var hadi? Karısı çocuğu bir de kayınpederi. Kadıncağız bu manyaktan bıkmış. Oğluyla baba evine sığınmış. Hepsi birden bu psikopatın elinde şimdi. Abi içerisi kaynıyor. Hayvan herif. Silah sesi geldi mi hiç? Tekel abi. Bu herif can yakmana çıkmaz oradan. Girmemiz lazım. Anne ne olacak bize? Korkma yavrum, geçti. Dedem öldü bende. Kendi evladımı bana düşman ettin lan. Reva mı lan? Al bak geberttim. Mutlu musun lan? Ha? Kızım sen kimsin? Benim evladımı benden mi kaçıracaksın lan? Yer miyim lan ben bunları? Hakan. Arda ile Volkan'ı al. Hı hı. Kapıyı zorlayın hadi. Anlaşıldı abi. Hadi. Gel buraya. Rafet bırak çocuğumu. Çekil lan. Kalk kalk. Bak beni dinle. Etrafın sarıldı görüyorsun. Çok insanın canını yaktın bugün. Bitir bu işi. Bırak silahını, teslim ol. Bak daha fazla kan dökme. Rafet teslim ol. Olmuyorum lan. Teslim olmuyorum. Yapma. O zaman karınla oğlunu bırak. İnsan kendi evladına rehin alır mı? Sizin mi soracağım lan? Rafet yapma, gözünü seveyim. Kes lan kes. Rafet beni dinle. Eğer dediklerimi yapmazsanız... Bunları gebertirim. Kayınpeder zaten mevta. Bunlara da aynısı olur.
ne evladımı acırım, ne anasına. Şimdi, şu an hepiniz defolup gideceksiniz lan. Anladınız mı lan? Tamam, anladık anladık. Sakin ol. Yapacağız her dediğini. Bari şu çocuğu bırak. Benle pazarlık yapmayın. Hepinizi gebertirim, anladınız mı? Tamam tamam, anladık. Ne istersen kabul ediyoruz. Tamam, sakin ol. Bir sakin ol. Gel lan buraya. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın, anne. Çıkın. Dur, direnme dur. Geç. 45-40 merkez. Birlen yere acil ambulans. Tamam tamam, tamam geçtim. Geç geç geç. Geç 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 geç. 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 Geberteceğim lan alayınızı, geberteceğim. Ulan kökünüzü kurutmazsam ne verdim lan? Hepiniz gebereceksiniz lan. Öf, usta şunun sesini kıssana ya. Ben de. Sen nerenin manyasın lan? Genel, genel. Herkese geçmiş olsun. Rafet nasıl? Hastanede müdürüm. Neden? Ayağı takılmış. Böyle tam alacakken küt diye düştü işte. Bayağı kötü düştü Rıza baba. Yazık. Vallahi yazık. Ona mı yazık? Evet. Mesut. Sen ne yapıyordun Rafet düştüğünde? Tam tutuyordum böyle. Bu işte kaydı elimden böyle. İşte düştü. Hay Allah. Ne yapayım işte yani, insanlık hali. Şey yapamadım yani. Neyse. Yalnız bu hikayenin bir bölümü bizim için hala sır. Celal'in işlediği cinayet. Kadir denen şu adam. Dertleri nedir öğrenemedik baba. Çünkü katili de ölü bulduk. Öğrenelim. Meselenin ucu açık kalmasın, değil mi? Çalışmaya devam çocuklar, hadi. Tamam baba. Tabii tabii. Başlıyoruz. Abi şimdi ne yapıyoruz? Yemeğe mi çıksak hep beraber ha? Ne dersiniz? Yemek. Yemek olur. Acım. Benim şu raporları bitirmem lazım ya. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Hadi öyle olsun bakalım. Aa, raporlar kaçıyor sanki. Kaçan belli. Aylin be. Ne? Sizin olayınız ne şimdi bu Hakan'la? Ha? Hiç havamda değilim Ali. Ne olur başlayın lütfen. Ya Ali, sıkmasana kızı. Aylin'cim sen bizimle yemeğe gel. Yemekte şöyle rahat rahat konuşalım. Yok maalesef canım. Bir sürü evrak işim var. Size afiyet olsun. Bak ya. Ben bunlardan bir anlamadım. Barışmışlar işte oğlum. Öyle demediniz mi? Ben demedim. Demedik abi. Araları iyi gibi dedik. Yani izne falan hep aynı tarihlerde çıkıyorlar. Böyle hiçbir yerde fotoğraf yüklememeler. Beraberler miydi diyorsun ya? Yani. Başlayacağım magazininizden be. Aman be. Acım acı aç. Ben de yemekten sonra eve geçeceğim ama. Misafirim geliyor. Başkomiserim sağ olsun izin veriyor bana. Ne güzelmiş be. Abi tekrar sağ ol. Ne demek kızım? Ya ne iş? Kuzenin mi geliyor dedin sen? Evet, Çiçek. Ya başlayacağım kuzenine de Çiçek'ine de ya. Ben acım diyorum, aç. Hadi hadi, hadi gidiyoruz hadi. Kalk kalk kalk, hadi yürü, tamam. Tamam, yürü, tamam. Yürü, yürü. Ne yiyeceksin sen? Ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin oraya? Acım diyorum ya, aç, aç. Raporların hepsini bitir, tamam. Tamam, olur komiserim. İmzaya götürün bir de bunları. Hemen şimdi tamam, götür. Tamam, baş üstüne. Yalnızız değil mi? Evet. Çaktırmadık değil mi? Bence bir huylandılar ama çözemediler. Beni de sıkıştırıp durdular dün gece. Ama açık vermedim. Kesin meraktan kuduruyorlar şu an. Biraz daha sabretsinler. Bugün çok eğleneceğiz. Ya nasıl özlemişim, oh be. Ben de. Gel çiçeğim benim. Hoş geldin. Hadi geç otur şöyle. Bana bak, İngiltere sana yaramış ha. Bayağı güzelleşmişsin. Yapma Bahar ya. Ders çalışmaktan kafama mı kaldırdım sanki? Doktora yapacağım diye canımı okuyorlar Londralarda.
Yol boyunca ayakkabım vurdu. Dur bir pansuman yapalım sana. Bekle. Dur bakalım. Aa. Dur şöyle. Ne oldu öyle? Ne kötü olmuş öyle ya? Senin işler nasıl? Aynı. Gece yok, gündüz yok. Zor mu? Yorucu değil mi çok? Evet. Ama çok seviyorum. Yengeme inat diyorsun. Aman onu karıştırma şimdi ne olur. Yine bastırıyor mu evlen artık diye? Bırak polisliği diye. Tabii canım. Sürekli. Susmuyor. Yani Arif dayımla çalışıyorum diye içi rahat eder dedim. Yok. Yine olmadı. Ben emekli olana kadar söylenecek o kararlı. Çok şeker ya. Ya tabii çok şeker. Dur ben sana şimdi anahtar vereceğim. Çünkü benim iş saatlerim belli olmuyor. Ha, sen istediğin zaman girip çıkarsın. Hep mi çalışıyorsun ya? Ya bizim iş biraz öyle işte. Dur ben bir kahve yapayım bize. Bahar. Boş ver Bahar ya. Gel yüzünü göreyim. Ne zaman çıkıp gezeriz? Şimdi bu akşam teksin. Benim devriyem var çünkü. Yarın da kurtarabildiğim kadar kurtaracağım. Ama sonra bütün hafta sonu bizim. Süper. Adalara falan kaçarız belki. Olur. Nereye istersen. O zaman ben de bu akşam okuldan arkadaşları göreyim. Ekibi toplamışlar da benim için. Yapma ya. Kimmiş o arkadaşlar bakalım? Ben tanıyor muyum? Hemen sorguya mı döndük komiserim? Bak, serserilik yok ha. Tamam mı? Söz ver. Tamam, söz. Tamam, anlaştık. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Hadi. Aa, dönüyor mu şimdi Tunç? Ne güzel işte, sevinsene. 10 gün daha kalacaktı. İnsan tatili niye yarıda keser ya? He? Bilmem, niye? Güya yüksek lisansa başlayacaktı, onu da erteledi. Allah Allah, niye ki? Ne bileyim ne altın peşinde. Ya bir kıza takıldı, aklı gitti. Ya da yine abuk sabuk işlere sardı yani. Okudu, mezun oldu, sevindik. Adam oldu artık dedik. Ama yok! Tokmak kafa yine tokmak kafa. Gelsin ben ona soracağım ben. Ya tamam sorarsın da hemen kurma kafanda. Merkez 4540, Selin orada mısınız? Buradayız Aylin, dinliyoruz. Silahlı çatışma ihbarı var, baksanız iyi olur. Beykoz'da Baker lokantası. Dikkat edin, mekan bayağı karışmış. Ulan bir durun be, bir durun bir rahat durun be. Aylin adresi at, intikal ediyoruz. Anlaşıldı. Beykoz'un neresiymiş? Valla Polesköy yolunda bir yer. Konumu yolladı Aylin. Sen git ben tarif ederim sana. Hayır, jandarma niye bakmıyor da biz koşturuyoruz anlamıyorum ki. Abi, ihbar var. Neymiş? Bir lokantada çatışma çıkmış abi. Çoluk çocuk kim var sarayını almışlar. Yapma ya. Ulan bir günümüzü olaysız geçsin be. Adresi aldınız mı? Aldık abi. Araç da aşağıda hazır. Baba! Baba! Hakan, ne işin var burada senin? Baba seni almaya geldim. Ne oldu? İhbar falan mı var? İhbar yok. Ama bir maruzatımız var sana baba. Gerçekten çok önemli. Bilseniz de yolda anlatsam. Ben sevmem böyle emri vakileri evlat. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz Hakan? Lütfen baba sonra. Yolda anlatacağım, söz veriyorum. Herkes yerini giydi mi? Giydik de abi. Hani nerede çatışma? Geç mi kaldık acaba? İçeri bakalım. Burası ne ki yani? Restoran falan mı? Anlarız anlarız. Yürüyün. Yürüyün dikkatli. Niye durduk evlat? Ne oluyor? Şu arkadaşı alacağız da baba. Hakan ben sinirlenmeye başlıyorum. Farkında mısın? Selam Hakan komiserim, nasılsın? İyidir sağ ol. Çok bekletmedik değil mi?
Yok, yeni gelmiştim ben de. Hakan. Baba, 5 dakika daha dayan, ne olur. Anlatacağım. 5 dakika falan yok Hakan. Anlat bana, ne oluyor? Ha? Bu ne be? Buyurun. Bu ne be? Burada çatışma yok mu? Yok. Niye yok ya? Nasıl? Biz ihbar aldık. İhbar mı? Oğlum bakın, bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Abla, vallahi saklamıyoruz. Ne saklayacağız abla? Kesin biri dalga geçiyor bizle. O dangalak var ya, kimse bir bulayım ben, kemiklerini kıracağım. Bu kadar adam ne alt yemeye geldik buraya ya? Of! Gel of! Aşk olsun be abi. Bir sürpriz yapalım dedik. Neden ağzını bozuyorsun? Hayda. Kızım bu ne hal? Niye? Kötü mü olmuşum? Ya yok yok canım. Çok güzel olmuşsun da. Kızlar siz hayırdır? Gizli operasyon. Evet. Kızlar da benim suç ortaklarım. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Vallahi ben anladım galiba. Kıyafetler, bu ortam. Biz operasyon diye düğüne gelmişiz. Haberimiz yok. Düğün mü? Düğün yok, mü yok artık ya. Ah, Tomak Bey de geldi işte. Gel, gelin, gelin. Vay vay vay, olaya bak, helal olsun be. Nikahımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk karıcığım. Serseriler. İşte bu ya. Aferin lan size. Baba, ne diyorsun bu işe? İnsaf diyorum ya. Bu kadar hazırlık, organizasyon. Hiçbiriniz uyanmadınız mı? Vallahi uyanmadık baba. Değil mi ya? Vallahi güzel atlattılar bizi. Ya çok güzel gözüküyorsunuz. Vallahi ağlayacağım. Senin. Anne ya. Canım. Baksana şuraya. Vay arkadaş. Vay organizasyon. Tamam. Döktük, incittik. Çok sevdik ve kaybettik. Beni sorarsan sensiz nefes alamadım. Özledim, söylemedim. İçin için ağladım. Geçer dedim, geçmedi. Zaman ilaç olmadı. Çektim tüm acıları ve şimdi karşındayım. Bir şans daha ver aşkımıza. Bir şans daha ver sevdamıza. Yeniden sevelim, asla vazgeçmeyelim. Sonsuza dek el ele yaşayalım sevgilim. Yeniden sevelim, asla vazgeçmeyelim. Sonsuza dek el ele yaşayalım sevgilim. İnsan bir kere yaşarmış, aşkı bir defa tadarmış. Seni ararken kendimi bulmuşum gözlerinde. Şimdi sende yaşıyorum, ölürüm sensizlikte. Haydi ver ellerini, koşalım yarınlara. Tüm kalbimle seninim, ömrüm feda sana. Bir şans daha ver aşkımıza. Bir şans daha ver sevdamıza. Yeniden sevelim, asla vazgeçmeyelim. Sonsuza dek el ele yaşayalım sevgilim. Yeniden sevelim, asla vazgeçmeyelim. Sonsuza dek el ele yaşayalım sevgilim. Ra 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 ra
sefer elinize yüzünüze bulaştırmayın evliliği. Evliliği çocuk oyuncağı sanmayın, tamam mı? Birbirinizi üzmeyin demeyeceğim. İllaki üzeceksiniz. Ama abartmayın, tamam mı? Arkanızı dönüp gitmeyin. Kapıyı çarpıp çıkmayın. Ha? Ve asla büyük konuşmayın. İkinizin de son nikahı olsun artık ha? Anlaşıldı bana. Söz, bu son. Hadi, hadi. Hadi. Tebrik ederim. Bravo, bravo. Hadi, hadi. Kardeşim, kardeşim. Teşekkürler. Eyvallah. Abi tebrik ederiz. Kardeşim. Canım benim. Eyvallah abi, sağ ol. Lütfen geride duralım. Toplanmayın. Hadi. Lütfen biraz geri. Kordon 10 metre daha geriye aldı. Anlaşıldı komiserim. Hadi geriye gidin arkadaşlar. Lütfen. Sen biliyor musun kaçıncı kattan düşmüş? Arkadaşlara bir sorayım. Komiserin telefonu var. Çalıyor. Aç bakalım. Ben polis memuru Hamza. Polis mi? Çiçek nerede? Hanımefendi, sakin olun lütfen. Hanımefendi değil, komiser yardımcısı Bahar. Nerede telefonun sahibi? Çiçek nerede? Ne? Buyurun savcı. Nasıl olmuş olay? Altıncı kattan düşmüş. Evet, yazalım. Detayları öğrenir, satır satır her şeyi bileceğim. Tamam abi. Tamam abi. 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 Başın sağ olsun Bahar. Gitti ya. Gitti ya kız. Başın sağ olsun Bahar. Başın sağ olsun. Derdi neydi acaba? İntihar mı diyorsun? Ne? Yani bir not falan bırakmış mı arkasında? Ya ne diyorsunuz siz ya? Ya derdi falan yoktu onun. Tanıdığım en hayat dolu insandı ya. İntihar falan etmedi Çiçek. Öldürdüler abi. Şşş, tamam. Tamam sakin. Sakin ol. Ne kötüdür kim bilir. Çok zor, çok. Allah sabır versin. Eve git dedim, dinlemedi. Soruşturmayı bırakmak istemiyor. Çalışacak mı bizde dosyaya? Şimdilik izin verdim. Bakacağız tabii. İntihar seçeneği hala masada mı? Biz önce öyle sandık ama ağır ihtimal vermiyor. Hayat dolu bir kızdı diyor. Yeni gelmiş yurt dışından gencecik kız. Neden ölmek istesin ki hakikaten? Peki
Mekanla ilgili ne biliyoruz? Rezidanstaki dairenin sahibi Amerika'da yaşıyormuş. Çiçeğin üniversiteden arkadaşı. Hı hı. Yakın arkadaşlarında anahtar olduğunu ve evine rahatça girip çıktığını söylüyor sitedekiler. Kimlerde yedek anahtarı var öğrenmemiz lazım, tamam mı? Güvenlik sağlamdır böyle yerlerde. Kamera, giriş yapanların kaydı, hı hı. Hatta kimlikleri. Ne varsa alsaydınız onlardan. Elimizde görüntü yok müdürüm? Nasıl yok? Güvenlik sistemi tadilattı diyorlar. Kontrol ettik, kayıt bulamadık. Midem bulanmaya başladı bu işten. Amca zor gelecekse istersen sadece biz. Yok kızım, göreceğim çiçeğimi. Kızımı böyle mi görecektim ben Bahar? Ben niye İstanbul'a gönderdim onu? Bahar Hanım buyurun. Gelin hadi. Sizin de başınız sağ olsun benim. İçimiz yanıyor Hakan. Ah çiçek. Öyle candan bir kızdı ki. Allah rahmet eylesin. Müdürüm. Ne diyorlar? Uzmanla konuştum müdürüm. Ön otopsi raporu birazdan hazır olacakmış. Yavrum. Kızım. Kızım. Çiçeğim. Gelin, hava alalım, hadi, 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 hava alalım, hadi. Bahar, sen de gel kızım. Komiserim, rapor hazır. Tamam, sağ ol. Bakalım. Ne diyor rapor? Ölmeden hemen önce cinsel ilişkiye girdiği bulgusu var. Kollarında, boynunda morluklara rastlanmış. Dekanında uyuşturucu bulunmuş. Uyuşturucu mu? Öyle ya. Tamam Hakan, konuşuruz yine. Abi arkadaşlarla konuştum. Çiçekten başka kimse yokmuş burada. Yani kız evde yalnız mıymış? Yalnızmış, öyle diyorlar. Kanında uyuşturucu çıktığını söyledi Hakan. Yani tek başına buraya geldi. Kimsenin bilmediği bir sıkıntısı vardı. Alkol aldı, hapı içti ve intihar etti. Abi ya da belki hiçbir derdi yoktu. İçtiği hapın etkisiyle kendini kaybetti ve intihar etti. Vücudundaki morlukları nasıl açıklayacağız oğlum? İlişkiye girmiş. Kiminle? Doğru abi. Amirim. Binanın güvenlik şefi. Diğer arkadaş da dün geceki nöbetçi. Adın ne senin? Yılmaz amirim. Kardeşim siz gireni çıkanı kayıt altına almıyor musunuz? Böyle güvenlik mi olur ya? Ne bir görüntü var ne bir video. Efendim büyük talihsizlik oldu ama kameralarımız yalnızca 2 gündür arızalı. Ne tesadüf? Elini kolunu sallayan giriyor yani. Hayır efendim, mümkün değil. Biz her gelenin ismini deftere kaydediyoruz, bakın. Ne bu? Bakın saat 23.10'da gelmiş Çiçek Hanım. Burada ismi var. Bizzat ben yazdım efendim. Tek başına mı geldi? Efendim ev sahibi yurt dışında olduğundan. Biliyoruz biliyoruz kardeşim. Arkadaşlarında anahtar varmış. Ama kaç kişi de var? Vallahi bir 4-5 kişi de var diye biliyorum. Çiçek daha önce gelmiş mi peki? Yok, ilk kez gördüm ben amirim. Ben de. İnşallah doğru söylüyorsunuzdur. Arda. Efendim abi. Beyleri karakola sevk edin, ifade versinler. İkinize de tamam söylüyorum. Abi. İstanbul'u terk etmek yok. Aradık mı bulacağız, tamam mı? Tamam, tamam abi. Hadi. Sen ilgilen. Tamam. Ben geliyorum. Abi, ya uyuşturucu falan diyorlar ya. Bu kadar yalan olur. Çiçek yapmaz öyle şey. Biliyoruz Bahar'cığım, biliyoruz canım. Biri vermiştir kesin. Zorla falan vermişlerdir. Ya da haberi olmamıştır kızcağızın. Kim varmış yanında öğrenebildiniz mi? Yalnızmış odada Bahar. Yalan. Kim onu diyen? Göstersenize bana. Ya kızım bir dur. Yavaş ol. Tamam acın büyük anlıyoruz da.
Ama yanlış bir hareketle soruşturma berbat olur. Adım adım gideceğiz. Şimdi sen bir restorandan bahsetmiştin. Çiçek yarı yırtmıştı. Oraya baktık mı? Henüz bakmadık abi. Buyurun gidiyoruz o zaman. Bahar, sen de biraz nefes al. Birileri bu kıza bir şey yaptıysa bulacağız. Kurtaramayacaklar yakayı. Yazık ya. Bahar abla ne fenadır şimdi. Sorma sorma. Sen ne yaptın? Hiç, tatil kafası işte. Sen ne zaman çıkacaksın tatile? Bırak şimdi sen. Bana bak. Niye erken döndün sen? İşe başlıyorum da ondan. İş mi? Hani master yapacağım diyordun? Yurt dışında okul bakacağım falan diyordun. Vazgeçtim. Ulan bana bak. Bana masraf olacak diye çekindiysen veririm odunu. Para hallolur, senin tahsilin daha önemli. Dur lan. Alakası yok baba. Beni tatmin edecek güzel bir iş buldum. Neymiş peki? Gel şurada oturalım da anlat. Gel gel gel. 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 Bu nasıl olur? Daha dün akşam buradaydı. Gülüp eğleniyorlardı. İnanamıyorum ya. Çiçek okul arkadaşımızdır bizim. Niye ölmüş? Nasıl ölmüş? Henüz araştırma safhasındayız. Size birkaç bir şey sormaya geldim. Tabii buyurun. Çiçek mekandan kaçta ayrıldı? Saat 10:30 falan mıydı? O sıralar evet. Yanında biri var mıydı? Yalnız çıktı. Peki burada kiminle eğlendi? Bizle tabii. Buluşmayı bizzat ben ayarladım. Çiçek için hoş geldin partisi verdik eski arkadaşlarla. 7-8 kişiydik. İlk kalkan Çiçek oldu. Ya diğerleri? Yarım saat sonra diğer arkadaşlar birer ikişer ayrıldılar. Bu arkadaşlar kim? İsim isim hepsini bilmek istiyorum. Tamam? Tabii. Ne gerekiyorsa yaparız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sınavına girmiştim geçen ay. Sonuç iyi geldi. Sözleşmeli personel olarak kabul ettiler beni. Ya bu şimdi mi söylenir? Sınava giriyorsun, çıkıyorsun, insan bir bahseder ya. Başın kalabalıktı, ne bileyim. Tatilden de bu yüzden erken döndüm. Haftaya eğitimler başlıyor. İş ne peki? Ne yapacaksın? Kimsesiz çocuklar için rehberlik ve psikolojik danışmanlık vereceğim. Nasıl yani? Allah Allah. Nereden çıktı bu oğlum? Baba ben şanslıyım. Sen vardın arkamda dağ gibi. Çocukken de şimdi de. Annemi kaybettim, hastalandım. Saymayayım işte başımıza neler geldi. Ama dik durabildik ya, sayende. Ama herkes benim gibi şanslı değil. İhtiyacı olanlar için çalışmak istiyorum ben. Yetimler için, istismara uğrayanlar için, yardıma ihtiyacı olanlar için, kurtarılmaktan başka şansı olmayanlar için. Vay be. Ben ne bileyim şaşırdım. Yani... Neden? Senin yaptığın işten pek farkı yok. İnsanlar için hepsi. Orası öyle de ama senin yaşında adam en iyi okuldan mezun olmuş, önü açık. Yurt dışında ya da burada bir yerde, böyle bir zamanda gözünü yukarılara dikmen lazımken şimdi sen aşağı bakıyorsun. Ya söylesene ne yapayım? Yaşam koçu mu olayım? Kişisel gelişim uzmanı. Yalandan iki tane kitap da yazarım belki. Havalı kitapçılarda imza günleri. Okuyucuyla değil, selfie çektirmeye gelenlerle buluşacağım. Ya da saatine bilmem kaç yüz lira alıp can sıkıntısını anlatmaya gelenleri mi? Aptalca sorunlarını bir ders sanan insanları mı dinleyeyim? Benim istediğim gerçekten yardıma ihtiyacı olanlarla uğraşmak baba. Olacaksa gerçek hayatta, gerçek insanlara bir faydam olsun. İyi, güzel yani, çok güzel. O zaman ben de sana gerçek bir şey söyleyeyim. İnşallah sen de benim kadar şanslı olursun. Aslanım benim ya. Tüm işaretler Çiçek'in öldüğü gece o evde tek başına olduğunu gösteriyor. Daha bir şey belli değil. Fiziki kanıt yok. Sadece güvenlikçilerin ifadesi var. Onlara da inanmak zorunda değiliz. Peki laboratuvar ne diyor? Kanında çıkan uyuşturucunun pembe hap adı verilen güçlü bir uyarıcı olduğu tespit edilmiş. Olay yerinde tek kadeh bulduk. Onda da sadece içki kalıntısı var. Hani biri kızı fark ettirmeden içkisine kattı diye düşünsek... kadehte uyuşturucu kalıntısı olmalıydı. Öyle bir durum da yok. Kız hapı kendisi de almış olabilir yani. O zaman intihar hala bir ihtimal. Hayır, değil müdürüm. Yani öyle bir ihtimal yok. Bahar, sakin olur musun? Ya abi ben kuzenimi tanırım. O kızı o gece o binadan aşağı attılar. Kimse beni intihara falan inandıramaz. Bahar, Bahar nereye? Bahar! Arda, Volkan yalnız bırakmayın hadi. Tamam, tamam. Sağ ol.
kusuruna bakmıyorsun değil mi baba? İçi yanıyor kızın. Kusuru yok. O yapması gerekeni yapıyor. Biz de yapalım işte. Kafasında en ufak şüphe kalmayacak şekilde Bahar'a yardımcı olalım ha? Hiç merak etme baba. Bahar! Bekle. Çekil, çekil, ne oluyor çekil! Ya? Tamam çekil sen ya, geç şöyle. Bir şeyler olmalı. Bu kadar kolay bitemez. Bak benim çiçeğim intihar etmedi. Tamam mı? Ne aradığını söyle, yardım edeyim ya Bahar. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne aradığımı. Ama bir yerlerde bir şeyler olmalı. Bir iz, bir işaret, bir şey. Bahar, burada bir şey var. Hani nerede? Nerede? Kol düğmesi. Üstünde MK harfleri var. MK. İstiyorsan ben bırakayım. Yok, geldi bile. Selam. Ben kaçtım. İyi bakalım. Dikkat et kendine ha. Tamam anne. Selam. Selam. Ben bu düğmenin sahibini tanıyorum. Diğer delillerin arasına alın bunu. Bir şeyler olmalı yani, yok. Al işte. Bu ne? Ne ne? Bak. Hani tek bir içki bardağı vardı? Hani tek başına içmişti çiçek? İşte ikinci bardak. Belki kıza uyuşturucuyu bu bardakta verdiler. İstanbul'dayım canım. Arayamadım, kusura bakma. Senden ne haber? Ya ben de özledim. Dönünce görüşelim mutlaka. Tamam, ben de öptüm. Bay bay. Hadi sağlığa. Kanıtsa kanıt, alın işte. Çiçek intihar falan etmedi. Onu katlettiler. Biliyorum. Haber vereyim ben. Hande, ne buldun bana da söyle hadi. Çiçeğin telefonunda kayıtlı bir tane Mahmut var. Mahmut Kara. MK oymuş demek. Herifin kol düğmesini o evde bulduk. Üstelik ikinci bir içki bardağı çıktı. Şimdi anladın mı beni Rıza baba? Hani yalnızdı çiçek? Hani başka kimse yoktu? Galiba haklısın Bahar. Müdürüm, izniniz varsa ben bu adamın evine gitmek istiyorum. Pekala. Bak, kendine hakim olacağına inanıyorum, tamam mı? İzin senin, hadi. Hande, adresi neymiş bu Mahmut Kara'nın? Sistemde tek adresi var. O da ailesinin evi. Babası Bahri Kara adına kayıtlı. Hemen Bahar'a ulaştırın adresi. Baş üstüne. Bahar, aklım sende kalmasın. Dikkatli olmanı istiyorum, tamam mı? Haberleşiriz müdürüm. Hadi. Bahar komiserim epey bir bilenmiş. Başına iş gelmesi iyi olur yani. Rıza baba, bizi çağırmışsınız. Heh. Yeni izler var. Bahar'la buluşun hemen. Hata yapmasına engel olun, tamam mı? Nerede şimdi? Yolda. Adresi ekibe de ver Hande. Hadi çabuk. Hemen müdürüm. Boş bırakmayız Bahar baba, merak etme. Hadi 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Adresi at bize, tamam mı? Hande burası sen. Tamam. Buyurun, hoş geldiniz. Ece, sen çıkabilirsin kızım. Buyurun, ben Bahri Kara. Bir sorun mu var? Polis kapınızı çaldığına göre
Bir sorun illaki vardır Bahri Bey, değil mi? Mahmut Kara, neyiniz olur? Oğlum olur. Niye sordunuz? Kendisiyle acilen görüşmem lazım. Hangi konuda? Orası bizde kalsın. Cevap verin siz. Evde mi kendisi? Sakın saklamaya da kalkmayın. Bir dakika, bir dakika. Şu tavrınızı bir düzeltin. Evime gelip kafanıza göre dolaşıyorsunuz. Arama izniniz var mı? Ya da gözaltı kararınız? Boş konuşuyorsun Bahri Bey. Ben basit bir soru sordum. Mahmut evde mi, değil mi? Değil, yok. Gitti. Ne olacak? Bulsanız ne yapacaksınız? Neyle suçluyorsunuz oğlumu? Açık açık söyleyin. Bakın, gencecik bir kız öldürüldü. Oğlunuz da baş şüpheli. Ayrıca işimizi yapmak için sizden izin almayacağız, değil mi? Hepiniz kuru gürültüsünüz. Çıkın evimden çabuk. Tamam, siz bilirsiniz. Volkan, sen gözün üstünden ayırma. Zorluk çıkartırsa da silahını kullan. Anlaşıldı. Arda, hadi. Hey, hadi. Ne oluyor? Gel, gel. Otur istersen sen. Ayakta kalma. Ay şöyle rahat, stresli olma. Burası olmalı. Ne arıyoruz? Silah, uyuşturucu, telefon, cüzdan. Ya Mahmut'a ait herhangi bir şey. Bir dakika ya. Yanlış yerde arıyoruz. Neyi? Delilleri. Biri yok. Diğerinde de MK yazıyor. Bulduğumuzun aynısı. Şerefsiz. Volkan, aradığımızı bulduk, gidiyoruz. Seninle de yine görüşeceğiz Bahri Bey. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Ne izniniz var, ne yetkiniz? Arama emri olmadan evimi nasıl karıştırırsınız? Şşş, çeneni yok. Alacağımızı aldınız. Hadi. Hadi. Gümrük ne işimize yarayacak ya? Çiçek cinayetini Mahmut'a bağlayacak. Yalnız daha önemli bir işimiz var. Şu güvenlikçi adamı hatırladınız mı? Rezidansın güvenliği mi? Ekrem'di galiba adı. Sırada o var işte. Çiçeğin tek geldiğini söyleyip durdu. Birileri yalan söylesin diye para yedirmiş olmalı. Zaten kaypak bir tipe benziyordu ya. Ortadan kaybolmadan önce bulmamız lazım adamı. Bir insan diye arayıp adamın adresini öğrensin. Ben ararım. Sen ara. Volkan, aracı kullansana. Tamam. Benim Bahri. İyi dinle. Şu güvenlikçiye söyle, hemen kaybolsun. Polis peşimizde. Bahar, Bahar bekle Bahar. Dur, Bahar. Dur Bahar, dur. Bahar, dur. Dur. Sakin ol. Rezidansın güvenliği burada oturuyor abi. Kızım canımız çıktı peşinde koşmaktan. Yavaş biraz. Hakan ya, vallahi başlama ya, ne olur. Bahar, bak önden biz girelim. Sen biraz geride dur, tamam mı? Tamam, fark etmez. Sorguyu da bize bırakacaksın, olur mu? O niye? Öyle işte ya. Arkadaşın olarak rica ediyorum. Bize güveniyorsun herhalde, değil mi Bahar? Tabii ki güveniyorum. Tamam. Arda, burası sende, tamam mı? Kapı önüne dikkat et. Tamam abi. Giriyorum. Hadi girelim. Bahar sakin. Tamam hadi bakalım. Sakin. Nereden bulaştım lan size? Of, kafama tüküreyim. Kim var orada? Dur dur. Adam, dur. Geç geç. Dur şuraya otur. Geç, otur, şuraya, otur, geç. Otur.
Ali, ben içeri bakıyorum. Bak Aylin, bak bak bak. Nereye? Ha? Ha? Kaçacak mıydın lan? Kaçacak mıydın? Abi yapmayın. Ben suçsuzum. Geç lan şöyle, geç. Var mı bir şey üstünde? Yok, temiz. Evde kimse yok başka. İçerisi temiz. Ama burada çanta var. Nereye kaçıyordun Ekrem'e? Neymiş bu? Bir bakalım. Bayağı da para yapmışsın. Gerçi hakkın. Adamların işlediği cinayeti örtbas ettin. Bedavaya olur mu? Ben öyle bir şey yapmadım. Kes ya. Gel lan buraya. Bırak Hakan, bırak. Yalan söyleme lan. Yalan söyleme. Kız yandın zihni o gece. Dön bana dön. Yanında birileri vardı. Adam gibi ifade ver bize. Yoksa yalan beyandan başını yakarım. Hatta hemen burada başlarız lan seansa. Aylin, ütü getir ütü. İçeride ütü vardır. Ütü, ütü. Ne? Ne? Bir bakalım, belki vardır ütü. Bulamazsan mutfaktan bıçak mıçak da getir, olur mu? Bıçak da iyi fikir. Ev kazası. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Kaldır kafanı. Tamam, tamam durun. Allah kahretsin. Tamam. Otur şuraya. Otur şuraya. Dost doğru anlat şu işi. En başından. Bak bana pis pis işler yaptırtma. Tamam, kabul. Yalan söyledim. Kız yalnız gelmedi o gece eve. Yanında iki kişi daha vardı. İki mi? Kim oğlum onlar? İyi akşamlar. Sana da birader. Diğerleri de gelecek değil mi ev partisine? Herkes çağırsaydınız. Çağırdık canım. Bir saat hepsi burada olur. Merak etme. Biri Mahmut. Diğerini bilmiyorum. Galiba onun yancısı. Beraber çıktılar. Anlattım her şeyi. Ne olur acıyın artık. Bu ne Ekrem? Niye yanına aldın bunu? Ne var içinde? Residence'ın güvenlik kamerası görüntüleri. Hani sistem arızalıydı? Arıza yoktu, biz sildik. Ama silmeden kopyasını aldım. Ne olur ne olmaz diye. Belki yarın öbür gün bana da sararlar. Sigortam olsun dedim. Ulan Ekrem, hayatında ilk kez faydalı bir iş yapmışsın. Bahramca. Tamam. Kurtarabilecek misin bizi? Ne o? Şimdi mi dank etti kafanı? Ulan Mahmut. Arkadaşın da senin gibi angut işte. Ya polis kan tahlili yaparsa? Ya kanınızda uyuşturucu bulunursa? Hep ben mi toplayacağım lan arkanızı? Gerizekalılar. Baba, ayıp oluyor. Başlarım senin ayıbına lan. Kapat, ararım yine. Bahri Bey, rezidansın güvenlik görevlisi gözaltına alınmış. Yapma ya. Evet efendim. O kadar para yedirdik. Evet. Kaçamamış mı? Maalesef. Eğer konuşursa, ki bence çoktan konuşmuştur, o halde bu iki arkadaşın başı dertte demektir. Sen avukat değil misin? Bir şeyler yapsana. Kapat çeneni. Bir de emir veriyor. Yüzsüz herif. Avukat, sen bir emniyete git. Tamam. Etrafı yokla. Tamam. Ben bunlara serum merum taktıracağım. Kanlarındaki uyuşturucu temizlensin. Öyle gitsinler ifadeye. İyi edersiniz. Haberleşiriz. Tamam. Baba, ne ifadesi? Gidip polisle mi konuşacağız? Ya bırakmazlarsa bir daha? Saçmalama. Benim oğlumu hapsetmek kolay değil. Bir iki gece nezarethanede kalacaksınız, o kadar. Sonra bir şekilde alırız biz sizi oradan. Nezarethane mi? Senin kafanı kırarım Mahmut. Müebbetten kurtarmaya çalışıyorum seni burada. Bu görüntü birkaç saat önce elimize ulaştı savcım. Bakalım müdürüm. Evet, hepsi bu kadar. Deliler gördüğünüz gibi savcım. Çiçek'le beraber eve gelen şahıslar bunu saklamak için görüntüleri sildirmiş. Verdikleri rüşvet parasını güvenlikçinin üstünde bulduk. Bahsi geçen arkadaşlar, Mahmut Kara ve arkadaşı Önder Arın. Talebiniz nedir arkadaşlar? Bu iki isim hakkında gözaltı emri çıkarmanızı istiyoruz savcım. Yeteri kadar delil birikmiş. Evet. Ben bir engel göremiyorum. İki şahsı da alabiliriz. Tamam. Sağ olun savcım. Müdürüm, sizi görmek isteyen biri var. Toplantıdayız. Önemli mi? Mahmut Kara ve Önder Arın'ın avukatı. Şüphelilerin avukatı mı?
Evet savcım. Herhalde yangını söndürmeye gönderdiler. Dilerseniz beraber görüşelim. Neden savcım. Olmasın? Buyurun. 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 Hüsnü, sen de. Geldim baba, geldim. Müdürüm, sayın savcım. Bildiğiniz gibi Mahmut Kara ve Önder Arın adına buradayım. Kendileri en kısa sürede gelip ifade vermek niyetindeler. Niye gelmediler o zaman? Niye sizi yolladılar? Korkuyorlar efendim. Maruz kaldıkları suçlamalar öyle ağır ki... Müvekkilleriniz tecavüz ve cinayetle suçlanıyorlar. Biz bunları kabul etmiyoruz sayın savcım. Çiçek Hanım bilemediğimiz bir sebepten ötürü intihar etmiştir. Müvekkillerim de panikle olay yerinden kaçmıştır. Tek kusurları budur. Hem atladığınız bir durum var. Müvekkilim Mahmut Kara vefat eden kızın eski sevgilisidir. Ne şimdi bu? Mahmut eski sevgilisini öldürmüş olamaz mı? Orası öyle ama... Efendim, kızımız da gecenin o saatinde eski sevgilisiyle hiç bilmediği bir eve gidiyorsa biraz düşünmek lazım. Bu ne demek şimdi? Lütfen sakin ol. Sen de lafını bil o zaman. Zavallı bir kızı neyle itham ediyorsun? Nereye gitse gitti. Ölümünü haklı mı çıkartacaksınız? Sizin hukukunuz bu mu? Bu toplantıyı bitirsek iyi olacak. Bildiğiniz gibi devam edin müdürüm. Ben öyle demek istememiştim. Dışarı. Elimden bir kaza çıkmadan dışarı. Hadi çabuk. Peki. İyi akşamlar. Çok tehlikeli çıktı bunlar müdürüm. Kıza çamur atıp davayı kazanmak isteyecekler. Biz buna izin vermeyeceğiz sayın savcı. Delilse değil, tanıksa tanık. O iki alçak kolay kurtulamayacak elimizden. Tamam, birazdan çıkıyorum. Sağ ol yavrum. Bir şey değil. Bahar, Çiçek seni öyle severdi ki. Kuzenin Bahar bir tane derdi hep. Nasıl heyecanlıydı İstanbul'a gelecek diye. Geldiğinde de öyleydi. Bu eve bir girişi vardı. Nasıl neşeliydi. Şen şakrak uğurlamıştık. Son görüşümüzmüş. Ne İstanbul'muş ha Arif. Bakmaya kıyamadığım kızımı aldı benden. İsyan etmemek için zor tutuyorum kendimi. Çok zor, haklısın. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. Allah sabır versin, ne diyeyim. Yayınımıza bir son dakika gelişmesiyle ara veriyoruz. Residence cinayetini araştıran polis ekipleri şok edici gerçeklere ulaştı sayın seyirciler. Dur kızım, dur kalsın. Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre başlangıçta intihar zannedilen olayın cinayet olabileceği ihtimali güçleniyor. O gece genç kızla birlikte Residence dairesinde iki erkeğin daha bulunduğu öğrenildi. Alem yapan gençlerin uyuşturucu bağımlısı oldukları da gelen bilgiler arasında. Resmen yalan haber yapmış bunlar. Söz konusu evde iki erkekle birlikte sabaha kadar eğlenen Çiçek'in o saatte eski sevgilisinin evinde ne aradığı henüz anlaşılmazken çevresinde rahat tavırlarıyla bilinen genç kızın ölümünde akla gelen ilk sebep parti sonrası uyuşturucu etkisiyle intihar etmesi. Allah belanızı versin. Tamam. 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 Sakin ol yenge. Bakmayın siz onlara. Yaptıkları ayıbın farkında bile değiller. Resmen iftira atıyorlar kızıma. Öldü benim kızım be, öldü. Bari ölüsünü rahat bırakın ya. Hala Mahmut ve Önder'e ulaşmaya çalışıyoruz baba. Teknik takip sürüyor. Bu basının tavrı ne olacak? Gördünüz mü haberleri? Bunca kadın öldürülüyor memlekette. Ve bunlar hala kendine çeki düzen vermiyor. Neredeyse kızcağızın ölümünü haklı gösterecekler ya. Bu nasıl bir şuursuzluk, aklım almıyor benim. Yani artık sadece bir cinayet davası olmaktan çıktı bu iş. Rezilce çamur attıkları bir genç kadının adını temizlemek zorundayız. Çok haklısın Evel, çok haklısın. Kolay gelsin. Müdürüm. Gördünüz mü haberleri? Maalesef, maalesef gördük müdürüm. Belli ki Bahri Kara harekete geçmiş. Basını manipüle etmeye başlamış. Bundan sonra daha da pisleşir bunlar. Biz ne yapacağız? Gırtlaklarına çökeceğiz elbette. Yalnız Rıza, bari soruşturmadan alsak iyi olacak. Nasıl kabul edecek bunu? İzne çıkartacağız. Kızın sinirleri allak bullak. Her an bir hata yapabiliriz. Katılıyorum. Alsın iznini, İzmir'e Çiçek'in cenazesine gitsin. Buradan uzak durmasında fayda var. Tamam. Hadi. Merak etme, tamam. Heh, Bahar. Odama gel biraz konuşalım seninle. Tabii müdürüm.
Geç bakalım. Geç. Şu birkaç gün senin için zor geçti. Biraz dinlenmende fayda var ha? İzinlisin. Ya hayır, gerek yok müdürüm. Var var var. Yaşadıkların kolay değil. Hadi İzmir'e git cenazeye. Sonra da biraz kal dinlen ha. Ya daha soruşturma bitmedi Rıza baba. Asıl Çiçek için burada kalıp o adamları... Kızım, hepimizin önceliği bu iş. Ekip arkadaşlarına güveniyorsun değil mi? Ha? Elbette. O zaman bize bırak ha. Başka şansım yok mu? Hayır yok. Git dinlen. Peki Rıza baba. Müsaadenle. Kendine gel. Yenge. Tamam. Yenge. Hanımefendi. Hanımefendi. Pınar, ben çıkıyorum. Ali, dur bekle bir dakika. Ne oldu kızım, ne bu telaş? Zeyno'yla Efe'yi öptüm Ali. Öptük herhalde. Ben kuzularımı öpmeden çıkar mıyım kızım içeriden? Hmm, peki ben? Beni öptün mü? Ha bak onu unuttum işte. Hadi. Ha, Ali. Ha? Sana bir şey söyleyeceğim ama. Gerilme olur mu? He. O şirinlikler ondan da demek ki. Bir sıkıntı var kesin. Ne oldu? Anlat bakalım. Bir saniye bekle. Sana yine mektup geldi. Cezaevinde. Babamdan mı? Ne zaman geldi bu? Dün bırakmış postacı. Bak canı sıkma tamam mı? Bacım benim. Güzel kuzum benim. Yakışıklım be dedesinin aslanı. Parka mı gideceğiz sen de gezmeye mi gideceğiz? Senin ağzını burnunu yerim ben. O kafanı yutarım lan oğlum. Allah'ım Allah ya Rabbi. Sizi de çok seviyorum maşallah Hüsnü Bey. Vallahi ben de kıskanıyorum Dünür. Baksana ne gülüşmeler atıyor. Benim kızağıma gelmiyor o kadar. Vallahi Allah muhabbetimizi artırsın ne diyeyim. Ağzını benim. Güzel şuratım. Şimdi kullanayım bunu. Benim acele çıkmam lazım. İşe geç kaldım baba. Baba yalnız oğlan sana emanet. Yanına bez almayı unutma. Emziğini de unutma. Ha bir de aklında olsun. Eğer gaz olursa böyle omzuna alıyorsun, sırtından pış pış diyorsun, tamam mı? Lan oğlum. Kafasız oğlum. 5 çocuk büyüttüm lan ben. Gaz çıkartmayı senden mi öğreneceğim ben? 3 gün önce baba oldum, bana mı artist gibisin lan? Hadi yürü hadi, hadi işine hadi. Tamam ya, demedim bir şey. Hadi. İyi eğlenceler o zaman. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Ya haksız mıyım ama Dünür'üm ya. Bu torun sevgisi bambaşka bir şey yani. Vallahi öyle. E ne demişler? Evlat sermaye ise torun da kârdır da. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Gel böyle. Hadi gel, gel. Tamam, 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 tamam. Tamam, 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 tamam. Hadi gidiyoruz. 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 Hadi bay bay de herkese. Bay bay. Baş 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 baş. Hadi, hadi. Güle güle. Müsaade bize. Biz gidiyoruz. Ali'nin bir derdi mi var? Niye tek başına oturuyor bahçede? Babasından mektup gelmiş. Yine mi? Buna bir çare bulmak lazım. En iyisi cezaevi müdürünü aramak.
Boş ver Rıza. Ali benim de oğlum. Bu adam ne hakla taciz ediyor oğlumu? Ha? Haklısın ama bence sen karışma Rıza. Ali bu meseleyi kendi çözmeli. Kimsin? Ve benden ne istiyorsun? Ben senin babanım Ali. Pişman olmayacaksın, söz veriyorum. Sözlerin umurumda değil. Bas git. Bir daha da gelme. Seni annene götüreceğim. Çocuklarımdan uzak duracaksın. Yapma böyle. Rıza baban kadar benim de hakkım var onların üzerinde. Evet, sen de treni kaçırmış olabilirim. Ama torunlarım beni tanıyarak büyüyecek. Okudun mu? Okudum. Önemli bir şey yok. Sen benim oğlumsun, beni unutma falan filan. Ama yine de seni rahatsız ediyor değil mi? Ulan. Hep merak ettim babamı. Yıllarca. Tanıyınca da tanıdığıma pişman oldum. Elif mafya bozuntusunun teki çıktı. Şimdi de diyorum ki keşke hiç karşılaşmasaydık. Ya adam hapse girdi. Hala bir şekilde canımı sıkmayı başarıyor. Boş ver Ali. Ne yapabilirsin ki? İnsan annesinin babasını seçemiyor. Doğru. Yalnız karımı iyi seçmişim Allah'tan. Ay yapma ya. Karımı iyi seçmişim. Kim kimi seçti acaba? Ya bırak. Az mı koştun kız sen benim peşimden? Ha? Az mı koştun sen benim peşimden? Az mı koştun? Geldik, geldik, geldik. Bak, bak. Gel biraz oturalım şöyle. He? Hava da güzelmiş şansımız ha. Hop. Oo, keyfin nasıl Merto? Ulan babandan çok çektim ama iyi telafi etti Ergeli ama ha. Ay ne tatlı maşallah. Sağ olun, sağ olun. Yakışıklı. Adın ne senin? Mert teyzesi Mert. Mert'e diyoruz biz. Memnun oldum Mert. Ay çok şeker ya, çok şeker ya. Babayla gezmeye mi çıktın sen? Babası mı? Yok efendim, dedesiyim ben. Aa, torununuz mu? Hiç göstermiyorsunuz yaşınızı. Ama sizde de tam baba gibi bir tip var yani, güven veriyorsunuz. Bir de dostunuz sanırım. Onu nereden anladınız efendim? Yüzük yok parmağınızda. He, doğru ya. Dulum efendim, doğrudur. Ha bu arada Hüsnü ben, Dulum. Memnun oldum, Hülay ben de. Merhabalar. Ben de Sevgi, efendim, çok memnun oldum Hüsnü Bey. Bil mukabil efendim, ben de, ben de. Hadi görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Mahmut ve Önder'in bulunabileceği birkaç mekan dün basıldı. Henüz iz yok. İyi çalışıyor ama arkadaşlar. Babası saklamıştır çocukları bir yere. Babayı gözaltına alsak? Ona da ulaşamadık ki. Evimden ayrılmış. İş yerinin kapısı kilitli. Müdürüm, aramamıza gerek kalmadı. Bahri, Mahmut ve Önder avukatlarıyla birlikte buradalar. İyi. Baban halledecek. Tamam. Anlaşıldı komiserim. Hadi bakalım. Tamam. Siz biraz geride bekleyin. Yeni mallar gelmiş. Aynen kardeşim. Kendi istekleriyle ifadeye gelmişler. Bu Mahmut, bu yancısı, bu katillerin avukatı, bu da Bahri Kara. Daha ortada bir dava yokken ayıp olmuyor mu? Ayrıca çocuklar masum. İddiaların da hepsi yalan. İnşallah sonra pişman olmazsınız. Ulan it! Abi tamam tamam abi. Abi, abi sakin ol. Hadi gel pişman et lan. Gel beni pişman et. Tamam abi tamam. Çekin şu adamı. Beyler. Arkadaşlara arkadaşlar yardım edin. Gelin. Hadi götürün bakalım. Gelin arkadaşlar. Gelin. Şöyle alalım sizi buyurun. Gelin. Lan Bahri. Ben de senin oğlunu damat koğuşuna aldırmazsam yüzüme tükürsünler. Hazırlayın lan çeyizinizi. Hoş geldiniz. Hoş buyurun.
Siz buyurun lütfen. Tamam. Oğlum koş paspas getir. Koş koş koş. Olur böyle. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çabuk ol hadi. Çok özür dilerim. Size bir şey oldu mu? Yok yok. Yok. Sorayım. Patron hoş geldin. Ya ufak bir kaza oldu da. Pek hoş gelmedin Metinciğim. Arkadaşlarını bir topla yanıma gel. Mutfaktakiler de gelsin. Oğlum işi bitince içeri gel tamam mı? Lafa kıvırmanın alemi yok. Ben iflas ettim arkadaşlar. İşler iyiydi halbuki patron. Burası iyi de Metin. Başka işlerden öyle çok borcum birikti ki. Dükkanı satıyorum. Buranın parasına ihtiyacım var. Son maaşınızı da kıdemlerinizi de eksiksiz alacaksınız. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Raporlar pek iç açıcı değil Rıza Baba. Şüphelilerde uyuşturucuya rastlanmamış. 2 gün sonra polise teslim olmalarının nedeni de bu. Vücutlarının temizlenmesini beklediler. Başka üstüne? Maktilin muayenesinde 2 farklı erkeğe ait sperm bulunmuştu. Bunların da Mahmut'la Önder'e ait olduğu kesin. Ama tecavüzü kabul etmiyorlar tabii. Bir de kızın tırnakları arasından çıkan deri parçaları... Onlar da Mahmut'a ait. Tüm bunlara rağmen hala inkar ediyorlar ha. Bir de ben göreyim şunları. Bütün suçlamalar dayanaksız. Yapma ya. O yüzden mi kaç gündür delil karartmak için takla atıyorsunuz? Buyurunuz abi. Otur otur otur. Nasıl gidiyor? Biraz sıkıntılı abi. İtiraf etmelerini beklemiyorduk zaten değil mi? Fakat fazla rahat görünüyorlar. Nereye? Otur otur canım sıkıldı. Otur oturduğun yere. Anlat. Gece mekandan çıkınca eve geldik. İçki içtik. Birlikte olduk. Ben uyumuştum. Uyandığımda Çiçek kendini aşağıya atmak üzereydi. Bağırdım ama engelleyemedim. Buz gibi yalan söylüyor köpek. Önder'den bir şey çıkmayacak baba. Mahmut'tan öyle korkuyor ki 2 kelimeyi bir araya getiremedi. Sonra da konuşmayacağım dedi, sustu. Bu avukatın asistanı vardı ya hani sorgularken yanında. O olmasaydı biliyordum yapacağımı da. Peki neden polisi aramadın? Neden kaçıp gittin? Korktuk, panik yaptık. İçki bardaklarını deneyeceksin. O da mı panikten? Hatırlamıyorum. Tabii tabii. Hatırlamıyorsun. Peki ya güvenlik kameraları? O işle müvekkilimin alakası yok. Sistem bozulmuş. Yani partiye martiye kızı çağırmadın öyle mi? Hayır. Hiçbir şey yapmamışsınız siz Mahmut ya. Uyuşturucuyu sen vermedin. Tecavüz de etmedin. Ya ne tecavüzü? Eski sevgilim o benim. Ulan sen ne biçim adamsın? Eski sevgilini Önder'le mi paylaştın? Ben sızmıştım. Takılmışlardır ne var yani? Oo. Hem siz Çiçeği bilseniz. Nesini bileceğiz Çiçeğin? Anlat mesela. Kafa rahattır yani. Geniş bir arkadaştır. Arda, Arda kamera. O ne biçim laf lan? Köpek! Ha? Hadi hadi. Başlarım senin. Kafana! Şerefsiz köpek! Abi, ne biçim laf lan o? Tamam Ali. Ali. Ali tamam dur. Dur kardeşim dur. Şerefsiz karşısında yapma. Hem de benim gözümün önünde. Şikayet edeceğim sizi. Ne varsa yap lan. Tamam kardeşim tamam. Gel abi. Otur 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 otur. İyi misin? İyi düşün bence şikayet ederken. Nezarette yanında sen olmayacaksın. Bitirin sorguyu. Bunları bir an önce mahkemeye yollamak lazım. Yoksa elimizde kalacaklar. Zaten yeterli delil mevcut. İlk duruşmada tutuklamalılar. Bana da öyle geliyor. Bakalım o zaman da böyle rahat konuşabilecek. Buyur bey. Sağ ol hayatım. Ben geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk baba.
Hoş geldin canım. Hoş buldum. Çay demleniyor, 2 dakikaya koyarım, tamam mı? Hora geçer vallahi. Nerede benim canavar? Uyuttuk hayatım, bu saate kalır mı? Neyse, sabah görürüm artık. Ya dün gece öksürüyordu, var mı bir sıkıntısı? Ha yok, bugün öksürmedi hiç. De bebek bezi bitmek üzere. Hem maması da çok az kaldı. Yarın sabah ilk iş marketten alırsın değil mi canım? Alırım canım, alırım, olur. Ha bir de biberonu kırıldı. Ağzına uygun emzik bulursan 2 tane al, tamam mı canım? Ağzına uygun olduğunu ben nereden anlayacağım? Yok mu bunun numarası falan? Mert 7 aylık. Ona göre alırsın işte. İyi tamam. Neyse ben gidip çayları koyayım. Ben de sana yardım edeyim kızım. Neyin var damat? Yok baba, iyiyim. Yorgunluktandır. Ya olacak iş mi ya? Ya dalga mı geçiyor bunlar bizle ya? Ne oldu kızım, bir dur ya. Bahar sakin ol. Ne oldu Bahar, anlat bir. Mahkeme kararı çıkmış. Mahmut'la Önder elini kolunu sallayarak çıktı gitti. Salmışlar mı? Nasıl ya? Yok yok, mümkün değil. Tutuksuz yargılanmadır o. Tabii canım, tabii. Tutuksuz tabii. Yalandan bir yurt dışı çıkış yasağı da vermişler. Koyduysan bul artık herifleri. Haberler duyulmuş demek ya. Ya delireceğim Rıza baba ya. Ha olur mu böyle bir şey ya? Ha Çiçek öldü gitti. Ha bu adamların yanına mı kalacak? Asla kalmayacak. Merak etme. Yani ama ikisi de... Biliyorum, biliyorum. Ama bu iş daha bitmedi. Onlar da bunu bilmiyorlar. Baba, ne diyorsun yani? Ne olacak şimdi? Yeni bir gelişme mi var? Biraz sabır çocuklar. Sadece biraz sabır, tamam mı? Hadi. Alo. Gözün nasıl oldu? Biraz daha var ya, baksana. İyi, inmiş şişlikler. Ya bir süre daha takacağız işte. Dinlendirici. Komik oldun lan iyice. Bir bu eksikten nasıl satayım ya. Hüsnü Bey. Bu benim özel kekim. Havuçlu. Ellerinize sağlık. Afiyet şeker olsun. Bu da benim boşnak böreğim. Ağız değişikliği olur dedim. Merhaba. Merhaba. Çay da var, sıcak sıcak. Ya hanımlar, vallahi mahcup ediyorsunuz ya, vallahi. Bir dahaki sefere ben de kısır yapacağım, tamam mı? Tamam. İlahi Hüsnü Bey. Ay siz çok yaşayın. Nereden de bulursunuz bu lafları? Sevgi, hadi artık yesin Hüsnü Bey ve arkadaşı. Oğlum benim Mertoğum, uyunuz uyuyor, bak bak bak. Şşş, usta, usta iyi yere dükkan açmışsın, helal olsun ha. Ama bana demişlerdi de inanmamıştım. Ne demişlerdi, ne oldu? Yani böyle kanser manser büyük ameliyattan sonra adamın huyu değişirmiş. Bypass'tan sonra falan mesela, biliyorsun ya. Onun gibi yani, sen çok değiştin. Neyim değişti lan benim? Ha bundan başka neyim değişti? Alo. Çay koy, çay, çay, koydum çay. Zaten, iç, iç. Ha. Seni çağıran da kapat. Ne dedim lan ben? Kurmuşsun tezgahı. Takıl işte ne güzel. Bugüne bugün bekar mı dedesin sen? Hangisiyle ciddi düşünüyorsun? Siyahlı mı, vişne çürüğü mü? Ne? Yani boşnak böreği mi, havuçlu kek mi? Allah senin iyiliğini versin. Ağzını burnunu yakacağım şimdi senin ha. Allah'ım ya. Sen niye geldin? Ha niye geldin? Çağırdın sen, ne yapayım yani? Sen her çağrıldığın yere gidiyor musun? Ben yarım ağızla gel dedim. Niye hemen atlıyorsun ki? Ayıp oluyor ama, çoban spor. Ya sus 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 sus. Vallahi bütün enerjimi bozuyorsun ya. Bak kırılacağım ama, vallahi kırılacağım. Bir at olmaz sana, bir at olmaz. Yemin ederim uyandıracaksın ya. Şşş, ya şu açsana şunu, pipisini göstersene bana. Ya şimdi rahat bırak be çocuğu, uyuyor. Şşş, baksana. Aynı ben değil mi lan? Kaşı, gözü, he? Burnu. Gittikçe bana benziyor. Hiç alakası yok, hiç. Hadi lan oradan, hadi. Aynı ya oğlum. Niye sana benzesin gül gibi çocuk ya?
Yazık değil mi çocuğa? Ne demek lan o? Bak benim oğlana bak. Hiç bana benziyor mu? Hiç. Hiç Allah'a şükür hiç hiç. Değil mi? Aynı hesap işte. Kim? Buyur Rıza baba. Ha. Yok yok. Hüsnü ile kermese geldik. Kekti börekti tayttı. Allah Allah. Ne diyorsun baba ya? Tamam. Tamam tamam geldik hemen. Ne olmuş? Usta mahkeme salmış ayarları. Ne diyorsun ya? Hemen bizimkilere ulaşmamız lazım hadi. Hoş geldin evine aslanım. Otur. Baba ne diyeyim ki ben sana? Allah seni başımdan eksik etmesin. Ne dedim sana? Bir halt edemezler. Tereyağından kıl çeker gibi alacağım seni demedim mi? Hala inanamıyorum. Bitti mi şimdi? Kurtuldun mu? Kurtuldum tabii. Bir de ortalık yatışana kadar seni yurt dışına çıkarttık mı tamamdır. Bir taraflarını bile yırtsalar nafile. Yalnız Bahri Bey. Hı? Bu mümkün değil. Niye? Mahmut Bey yurt dışına çıkamaz. Mahkeme yasak getirdi. Türkiye'yi terk edemez. Ne diyorsun lan sen? Siz çıkın dışarı. Tabii efendim. Bahri'yi, evini, etrafındakileri dinlemek için mahkeme kararı aldırdık. Artık attıkları her adımdan haberimiz olacak. Bu çok iyi. Yani bunlar rahat durmazsa, kaçmaya falan kalkarsa haberimiz olacak mı? Elbette. Elbette haberimiz olacak. Rıza baba, bunu duymanız lazım. Dışarı ver dışarı. Aç. Biz size dünyanın parasını neden veriyoruz avukat? Neden bu işe bana dört koldan saldırdık? Neden? Haklısınız ama biz de elimizden geleni yaptık. Tutuksuz yargılama almak bile mucizeydi. Başlatma mucizesinden. Bugün bu çocuk yurt dışına çıkacak. Uçak hazır bekliyor. Git iptal ettir şu kararı. İtiraz mı ediyorsun? Adliyeyi mi basıyorsun? Ne halt edersen et. Yurt dışı yasağını kaldır. Anladın mı beni? Tabii efendim. Baş üstüne. Müsaadenizle. Hadi. Becerebilecekler mi baba? Becermesinler de göreyim. Dışarıdakilerle haberleşin. Avukat savcılığa gidiyor. Hemen ilgilensinler hadi. Ben konuşurum arkamdan. Uçak hazır dedi. Hazırsa nerede? Ne zaman? Nasıl kaçıracaklar çocuğu? Bahar bu iş sende. Hadi. Baş üstüne. Hadi. Baba. Sağ ol peşlerini bırakmadığın için. Hadi hadi hadi. Tamam. İşinin başına hadi. Kalemle görüştüm zaten efendim. Çok acil olmasa neden rahatsız edeyim savcı beyim? Lütfen yardımcı olun siz de. Hemen nöbetçi mahkemeye taşımamız gereken bir husus. Çok teşekkür ederim yoldayım. Birazdan adliyedeyim. Avukat geldi, beklemedeyiz baba. Gözünüz üstünde olsun Aydın, tamam mı? Anlaşıldı. İşe yarayacak mı abla? Bilmiyorum, bakacağız Volkan. Merhaba Sayın Savcım. Buyurun Avukat Bey. Siz gelmeseniz ben sizi aldıracaktım. Nedir bunlar? Anlayamadım efendim. Siz Mahmut Kara'yı yurt dışına kaçırmaya mı çalışıyorsunuz? Okuyabildiniz mi? Yoksa ben anlatayım mı detayları? Ama biz daha bir saat olmadı. Yerin kulağı vardır değil mi Avukat Bey? Sizin Mahmut Kara hiçbir yere gitmiyor. Ha, tabii siz de. Ne yapıyorsun? Geçin şöyle. Buna hakkınız yok. Savcım. Gözaltı evrakınız Avukat Bey. Size bir nüshasını verirler. Savcım teşekkürler, iyi çalışmalar. Size de komiserim. Rıza müdürüme selamlar. Hadi, başlasın.
Neyle suçlandığımı bile bilmiyorum ben. Çok uzatma ya. Derdimiz seninle değil. Tamam. Bir iki saate serbestsin. Hem seni Bahri Karaman yanından koruyacak olan da biziz. Volkan. Ben de abi. Ben haber veriyorum. Burası temiz Rıza baba. Adam bizde. Bizimkiler ne yapmış? Avukattan haber gelmeden neden çıktık baba? Erken değil mi? Sen düşünme bunları. Vakit kazanmamız lazım. Yasak kalkmazsa nasıl uçacağım peki? Babanlasın aslanım. Yaslan arkana. Düşündüm ben her şeyi. Bir şeyler yap. Tamam, elin kolun rahat dursun lan. Kapa çeneni. Ne yapıyorsun? Kimlikleri çıkarın beyler. Kimlikler. Başınıza bela alıyorsunuz. Haberiniz yok. Kiminle uğraştığınızı biliyor musunuz siz? Kes. Mahmut'u alın. Yürü. 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 Kaçacak mıydın lan sen? Ha? Gidiyor muydun lan sen? Bahar. Şşş. Sakin miyiz? Değiliz. Ne oluyor be? Sus be. Sus. Tek kelime etme be! Bahar! Siz ne sanıyorsunuz lan kendinizi? Seni adamlarının yanında paspas edeyim mi ha? Oğlunun yanında ne dersin? Baba bir şey yap! Hiçbir şey yapamaz! Bendesin sen artık! Anlıyor musun? Hayatta bırakmam seni! Gel. Rahat! Son dakikada oldu ama temiz oldu abi. Rahatladı mı biraz? Gideni geri getirmiyor tabii ama hiç yoktan iyi. Öyle öyle geçmiş olsun. Lan! Dur abi ya dur. Durun! Yakartışana! Çekil! Lan bırak! Dur! Bahşedin ses! Lan bırak dedim! Geldiniz mi abi? Hayırdır, bir terslik mi var? Hem de ne terslik. Ne oldu? Mahmut'un arkadaşım, Önder Arın. İtiraf etti Çiçek'i öldürdüğünü. Her şeyi. Geldi teslim oldu. Ne zaman ya? Ne zaman oldu bu? Ne oluyor arkadaş, ne oluyor ya? Kabus mu bu ya? Dışarıda da beraber takılmıştık zaten. Biraz dolaştıktan sonra Mahmut, ben, Çiçek eve geçtik. Residence'a. Aynen. Yoldan biraz alışveriş de yaptık. Alkol falan ha? Hem öyle hem de öbür türlü. Hap. Ne oluyoruz ağa baba? Bıkmadılar öyle oynamaktan. İzle. Ben de gireceğim sorguya. Ne anlatıyorsa yüzüme anlatsın hayvan. Saçmalama kızım. Soruşturmanın canına okursun. Ya abi nasıl durayım ha? Ya bunlar pişkin pişkin Çiçeği nasıl öldürdüklerini anlatacaklar. Ben de burada dinleyecek miyim? İster dinle, ister çık. Ama o sorguya giremezsin, tamam mı? Haklılar. Uyuyorduk dedin. Evet. Kim, nerede yatıyordu? Bir anlat. Mahmut içerideydi. Benle Çiçek salonda ilişkiye girdik. Sonra yattık. Sonra? Ben sabah karşı bir uyandım. Yanaştım kıza. Bir daha ilişkiye girmek istedim. Tersledi beni. Küfür falan etti. Kafası da güzel. Hepimizin güzel. Dayanamadım, dövmeye başladım. Büyüdü mesele. Mahmut, uyanmadın bu sırada? Kavga dövüş diyorsun. Yok, o hiç gelmedi yanımıza. Devam et. Baktım duracak gibi değil Çiçek. Büyük rezalet çıkaracak. Susturayım dedim. Kapattım ağzını. Boğulur gibi oldu. Çırpındı bayağı. Çok korktum. Korktun. Cam açıktı. İttim oraya doğru. Tutunmaya çalıştı. Bir iki vurdum, düştü. Ona düştü denmez. Kızı aşağı attım denir. Hayvan herif! Ulan ben ağabeyim! Gel lan buraya! Gel! Gel! Tamam. Bahar. Yalan söylüyor. Yüzüne bile bakamadı Hakan. Hepsini uydurdu Rıza baba. Biliyorum.
Artık eminiz herhalde değil mi baba? Çiçeği kesinlikle Mahmut öldürdü. Ama mecburen biz bunu sevk edeceğiz savcılığa. Allah kahretsin. Bahar buralarda mı? Evine gönderdim baba. İyi yapmışsın, iyi. Bitmediğini biliyorsun değil mi Bahri? Anlayamadım müdür. Cinayeti oldum işte. Önüme kimi atsanız fark etmez. Onu alacağız senden. Seni de ona yardım etmekten alacağız. Bütün gün bu haksız muameleyle uğraştık. Yeter artık. Haksızlık yok. Olacakları söylüyoruz, sakin ol. Mahmut'cum sen de. Korkma, az kaldı aslanım, tamam mı? Baba gidelim artık. Kendinizi şaşırmışsınız siz. Gücünüzden fazla sesiniz çıkıyor. Ama haddinizi bildirirler. Merak etmeyin. Buralardayım Bahri. Ben hep buradayım, unutma bunu, tamam? Hadi, 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 hadi. Şimdi ne yapıyoruz baba? Ne söylediysek onu. Ben o kızın hesabını bunlardan sormadan kimseye rahat yok, tamam mı? Hadi. Sabaha kadar uyumadı. Bir saat binde kapatabildik gözümüzü. Geç kalacaksın. Hadi acele et biraz. Tamam canım, tamam. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Hadi hadi, güle güle oğlum. Oy oy, kurban olun. Uyutmadın mı sen anneyi? Uyutmadın mı babayı? Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Oy oy. Ay bakayım şuna bir ya. Bakayım buna. Halası kurban olsun. Ağlama, ağlama. Aman, kahvaltı bitti, börekleri unuttuk, görüyor musun? Olsun, yenir. Nazike Hanımcığım, niye zahmet ettiniz? Ayol böreği zahmeti mi olur? Siz parka mı gideceksiniz Hüsnü Bey kardeşim? Parka ya Dünür. Vallahi Mert onunla turlayacağız biraz. Ya ben de geleyim ya, sıkıldım evde otur. Aa, yok, olur mu öyle şey canım? Otur dinlen, bak ne zaten şey? Uyutmamış çocuk. Hem taze börek getirdim sana. Hadi afiyete yersin hadi. Hadi hazır mı kızım? Mert onun eşyaları. Hazır babacığım, hazır. E hadi o zaman. Hadi o zaman, bize müsaade o zaman. Hadi bakalım. Hadi güle. Hadi bakalım. Hadi. E iyi madem. Dünür, bir dahakine gelirim. Ha tabii, bir dahakine gelirsin. Hadi gel. Hadi. Bakalım, hop, gel arabaya binelim. Arabamıza binelim, güzel dedi. Ne oluyor ayol bu da? Anlamadım ki ben de. Çıkmam lazım. Böyle hapis gibi duramam burada. Köpek gibi duracaksın. Senin kıçını kurtarmak için Önder'e kaç para verdim? Haberin var mı? Ömür boyu bakacağız lan adama senin yüzünden. Ne yapayım baba? Kaçabilsem hiç gerek kalmayacaktı bunlara. Ulan asıl adam olsan bunların hiçbirisi başımıza gelmeyecekti. Bayram. Buyur abi. Bunun başından bir dakika olsun ayrılmak yok. O uyuşturucu meretinden içtiğini, alkol aldığını duyarsam ikinizi de kendim vururum. Polonya bile sürmeyecek bu hıyar. Anladın mı? Baş üstüne abi. Baba. Baba yapma böyle, yalvartma adamı ya. Adam ol o zaman. Yalvarma.
Merkez 4547. Merkez 4547. Merkez dinlemede 4547. Bahri adresten ayrılıyor. Mahmut hala içeride. Tamam, nöbete devam. Temasta kalalım. Anlaşıldı, tamam. Duydun işte. Ne duydun baba? Adamın kapısında bekliyoruz. Ne yapıyoruz ki başka? Beklemeyi hafife alma. Zaman insana hata yaptırır. Mahmut'a da yaptıracak. Ve biz o zaman orada olacağız. Tamam mı? Hadi. Bahar, biraz sabır canım ha. Ne olur. Çok zor, canın çok yandı biliyorum. Başka çare yok görüyorsun. Ben biraz hava alacağım, tamam. Hangi dostaydı az önce baktın? Ay canım ya. Ay canım. Ay ne zahmet ettiniz Hüsnü Bey. Ay bakar mısınız inceliğe? Nar, kivi, portakal, greyfurt hepsinden sıktım attım doldurttum. Taze taze, doğal doğal. Buyurun hanımlar, buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Ay ama bunlar hep şeker. Olsun canım olsun. O kadar spor yapıyorsunuz değil mi? Ay vallahi dayanamayacağım. Siz de çok şekersiniz Hüsnü Bey. Hem de doğal. Organiyim ben, organik. Vallahi. Ömür adamsınız Hüsnü Bey. Ne oluyor ayol? Bu kadınlar kim teyze? Ne bileyim ben. Ağzına düşecekler babamın. Bu ne ya? Ayol kim kimin ağzına düşecek acaba? Ondan kaçıp kaçıp oğlanla parka geliyor. Ah Hüsnü. Kaçsın para seni. Ne biçim laf o ya? Yürü teyze yürü. Ben yollarım bunları. Dur kız. Dur. Ya bir gün ben de çekeyim eşofmanları. Geleyim sizinle antrenman yapayım. Ay biz sizinle nasıl antrenman yapalım Hüsnü Bey? Ay size yetişebilir miyiz gücünüze? Maşallah sarım gibisiniz. Aletler kırılır. Tuttuğunuz elinizde kalır maazallah. Kalır tabii ya. Kalmaz mı? Babama alet malet dayanmaz. Değil mi baba? Deliş. Nazike sizin ne işiniz var burada? Aa kızınız mı? Maşallah ne de güzel canım benim. Aa, çok mersi. Babacığım ne yapıyorsun sen burada? Hayırlı işler Hüsnü. Biz öyle parkta git gel Merto ile dolanırken hanımlarla ahbap olduk. Tanıştırayım. Lüzum yok. Şey hava bulacakmış da babacığım. Eve götürelim artık Mert'i. Değil mi dedesi? Dedesi. Öyle mi? Yağacak mıymış? Ay perşembeden önce vermiyordu. Verir anam verir. Rabbimin işi bu. Ne zaman vereceği belli mi olur? Hadi bakalım toplanalım. Hadi. O zaman size iyi sporlar hanımlar. Çok sağ olun Hüsnü Bey. Bekliyoruz yarın. Tabii inşallah. Görüşürüz. Aynı saatte görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Aynı yerde aynı saat. Hadi. Baba utanmıyorsun yaşından başından da değil mi baba? Ya ne yaptım ben ya utanacak? Ne var ayol yaşında? Hiç. Benim gözüm tuttu ama. Öbür ikisi çok figirdek de bir tanesi çok hanım. Hangisi? Siyah taytlı, senin yanında oturan. Yok be. Ya siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ne var ayol delirecek? Bekar adam, baksın keyfine sana ne? Yani? Ha. Yok keyiften değil ama benimkisi biraz sosyalleşmek kızım. Yanlış anlama yani. Torununu da alet ediyorsun ya. El kadar çocuğu. Ayıp ya. Vallahi ayıp baba. Anam çocuk! Nerede çocuk? Nerede? Merto! Mert! Merto! Ah baba ya! Ah baba ya! Mert! Merto! Dede! Tamam geldim dedem. Geldim. Geldim. Allah'tan erken fark ettik. Yok bir de fark etmeseydik. Kafamı bıraktınız adamda. Kafamı bıraktınız. Yürüyün bağırtırmayın beni. Hadi yürüyün. Tamam. Merto geldim oğlum geldim. Hadi kusura bakma çocuğum. Bayram abi, şu telefonunu bir versene. 2-3 yeri arayayım ayağımıza kadar getirecekler malı. Vallahi sana bir şey olmayacak. Bak babamın ruhu duymayacak. Olmaz Mahmut Bey. Söz verdim. Siz de duydunuz. Beni zor durumda bırakmayın lütfen. Aa!
kaybetmeyin yeter. Sakın gözden kaçırmayın. Duydunuz mu beni? Sakın gözden kaçırmayın. Anlaşıldı Rıza baba. Ne oluyor? Mahmut birilerini yaraladı, kaçtı evden. Beklediğimiz hatayı yaptı yani. Biz sizi eksiktiniz. Nereden çıktınız lan? Hadi Arda hadi. Bas kardeşim bas. Hadi kaçırma şunu. Deli gibi gidiyor manyak. Bindirecek bir yere. Ya Arda hadi. Tamam Volkan sakin ol. Allah kahretsin ya. Tamam tamam. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi Arda ya. Gazlar. Kolay mı lan beni almak? Kolay mı? Konum belli 45-47. Çavuşbaşı istikameti. Görüşü yeniden sağladık tamam. Peşindeyiz. Dikkatli olun. Anlaşıldı. Hadi, hadi. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Nerede bu? Dur 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 dur. Yavaş yavaş. Baksana oraya. Oraya tamam, bak. Tamam. Nerede bu? Buraya girmedi mi bu adam? Yok hiç yok. Bize girdi kardeşim, bize. Allah kahretsin ya. Hadi gel. Ben size ne diyeyim çocuklara? Ne diyeyim size ha? Ne deseniz haklısınız müdürüm. Bahar, sen de kusura bakma ya. Yok, canı sağ olsun ya. Hadi hadi, siz gidin araçlara. Herkes çıktı, biz de çıkalım. Tamam hadi. Abi. Hadi. Hadi. Bu gece bitmeden bu adamı kelepçeli halde karşımda istiyorum. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Yok baba yok. İyi hadi. Hadi. Ben bunu senden daha çok istiyorum Rıza baba. Hadi hadi. Mesut. Hı. Bahar bir delilik yapmasın. Sana emanet tamam mı? Bana. Evet evet sana. Başımız ağrımasın. Anladın mı beni? Anlamaz mıyım baba? Hadi. Aşk olsun. Taşındık buradan. Yandayız. Bana bir şeyler lazım. Buluruz. Kırmızılı, pembeli, mavili. Ne istiyorsun? Fark etmez. Bekle burada. Bir saniye. Param yok ama benim. Buradan halledelim. Hadi ya. Markadır, merak etme. Bana ne lan markasında? Paran yoksa selam sabahı yok. Hadi devam et. Lan kafam çatlayacak. Bana iş çıkarma akşam akşam. Al şunu işte. Sen kime kükrüyorsun aslanım? Hayırdır? Abi sıkıntı mı var? Var lan. Al sana sıkıntı. Koşun lan koşun. Lan. Koşun lan. Koşun. Koş koş koş. Hadi lan gel lan yakala, buraya. Yakala yakala. Bak seni var ya. Hadi. Abi. Abi iyi misin? Emin misin ya? Eşkal tutuyor mu? Ne olmuş? Tamam, diğerlerine de haber ver. Mahmut mu? Galiba. Şaşmaz'a doğru devam edelim. Yaralının durumu nasıl? Belli değil ama bacağından vurulmuş. Adamın narkotikten kaydı var. Torbacı mı indirmiş? Galiba.
Harman olmuş seninki. Önüne gelene sıkıyor. Pislik. Seni yakalarsam var ya. Abi, abi gel gel gel. Sen şurada. Volkan, sen bekle. Bizimkilere konum ver. Tamam abi. Abi burada mı? Emin misin? Gel benimle. Buraya girmese çıkamaz o sokaktan. Ya burada ya da 100 metre önce kestiler cezasını. Hadi. Abi, abi. Burada. Çıktın ortaya. Sessiz. Bağırdı bağırdı. Geber gideceğim lan seni. Evet. Meşrutiyeti bitirince ikinci köşe. Nişanın arkasındayız. Mesut abiler girdi. Bekliyorum başkomiserim, tamam. Çıksana lan! Bak ne demek lan? At silahını. Sessiz ol. Çık lan biraz beni kavurma. Bana çık lan. Erkek misin lan sen? Oğlum çıksana. Kurtar beni bunlardan. Ne olur yardım et. Sus be. Önce benim istediğim olacak. Sonra senin. Anlıyor musun? Tamam. Kaç para ne istersen. Ne olur. Hadi çıkalım şuradan. Bittin oğlum sen. Lütfen. Bitti. Kes. Çıkamazsın lan. Bittin oğlum. Anlat. Çiçeği ne yaptın? Doğrusunu anlat ama. Yine uydurmaya başlarsan çeker giderim. Bu adamlar da seni bildikleri gibi yaparlar. Çık lan ortaya, öldüreceğim seni. Hadi anlat. Lan kaçamazsın oğlum, kaçamazsın. Bitireceğim seni. Dinliyorum. Ama yalan falan istemiyorum. Sakın. Ben öldürdüm çiçeği. Parti var evde dedim. Kimse yok diye arıza çıkarttı. Bir şeyler içelim çıkarız dedim. İkna oldu. İlaç koydum içkisine. Şüphelenmedi. Anlamadı bir şey. Sonra? Sonra kendinden geçti. Ben de... Tecavüz ettin değil mi? Allah belamı versin. Evet. Bir iki saat geçti. Uyanır gibi oldu. Anladı tabii. Susup oturacak kız değil. Oturttun ama değil mi? Dövdün. Mecbur kaldım. Kuzenin değil mi? Polis miymiş? Allah kahretsin lan. Anlatır mı? Anlatmaz mı lan? Bittik biz. Bu kadar mı? Yemin ederim hepsi bu kadar. Anlattım hepsini. Allah belamı versin. Gebertecek bunlar beni. Bir şey yap. Tamam mısınız? Gel, gel, geç.
Hallettin mi? Hallettim abi, sağ ol. Abi, benim bu herifle 5 dakika yalnız kalmam lazım. Neden? Lazım işte. Bitirmem lazım bu işi. Başımız ağrımaz değil mi? Ağrımaz, söz. Tamam, sen devam et. Burası bende. Tamam, sağ ol abi. Kalk, kalk. Geç. Yürü. Hafızan nasıldır Bahri? Hatırlıyor musun söylediklerimi? Bu iş burada bitmez müdür. Çoktan bitti. Haberin yok senin. Götürün şunları hadi. Ya yürü. Hadi yürü. Yürü. Rıza baba. Orada adama istediğini yapabilirdin. Mahmud'a. Yapmadın. Neden? Ben polisim Rıza baba. Verdiğim bir söz var. Hem sonra hiçbir şey çiçeğin acısını hafifletemez. Doğru. Haklısın. Tekrar başın sağ olsun kızım. Sağ ol baba, her şey için. Hadi. Hadi. Parkı belediye mi kapattı habire buradasın? Terbiyesizlik yapma. Ne dedim ben şimdi ya? Yalnız abi oralar bayağı muhitin olmuş senin ya. Ne güzel. İyi besliyorlar mı abimi ha? Abi bakayım göbeğe. Nasıl elimden ya ben sizin dilinize düşeceğim. Ben nereye düşeceğim acaba ya? Optik üstü. Günaydın. 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 Selam herkese. Selam. Balayı çifti geldi. Ne balayı ya abi, aşk olsun. Ne demek ne balayı? Doğru söylüyorlar. Gidip Rıza babadan izin istesek ya. Yeni evlenmedik mi biz? Hakkımız değil mi ya? Sen iste, ben yapamam. İyice şaşırdın artık. Kardeşim, kesin konuşmuyorum ama babam bu sefer kesin döver seni. Söyle bize. Oturun, oturdunuz yerde. Devriye de yazamıyoruz zaten. Eksiz. Bu ne artık ya? Yeter be kardeşim. Ne olmuş ya? Yine çocuk kaybolmuş. Kaç aydır, kaçıncı kardeşim? Kim lan bu bebelere musallat olan? Haberlerde de var, bakın. Fatoş'ta 36 saattir kayıp. Son görüldüğü yer, dün sabah saatlerinde ailesiyle gittiği Beykoz'daki piknik alanı. Şimdi yanımızda Fatoş'un annesi Ayşe D var. Sözü size bırakalım. Ne dersiniz? Ne diyeyim, içim yanıyor. Fatoş'um yok. Yer yarıldı, içine girdi. Birileri almasa bırakır gider mi kuzum beni? Tatil için Türkiye'ye gelmiştiniz yanılmıyorsam. Evet. Almanya'da fabrika işçisiyim. Yıllık izne gelmiştik çocuğumla. Akrabalardayız burada. Eş, dost. Hep beraber bir gün çıkalım dedik. Çıkmaz olaydık. Uğursuz gün. Uğursuz gün, gitti kızım. Umarım bulunacak. Teşekkür ederiz bu halde yanımıza katıldığınız için. Evet, gördüğünüz gibi... Aileniz zor bekleyişi sürüyor sayın seyirciler. Tamam, ne olur yavrum, harap et. Buradan yetkililere sesleniyorum. Askere, polise, vatandaşa, herkese. Allah'ım, ben kızım olmadan yaşayamam. Bana onun olsunlar. Gören duyan haber etsin. Yeter ki bize bir ses etsin. Paraysa para, canımsa canım. Aha buradayım. Yeter ki bana Fatoş'umu getirsinler. Gayrısında gözüm varsa şurada öyle. Arif müdürle konuştum çocuklar. Bütün emniyet bu çocuklar için ayakta. Madem bizim de devriyeden başka işimiz yok, biz de giriyoruz bu dosyaya.
İlk çocuk 1,5 ay önce kaybolan Saffet evinin önünde sokakta oyun oynarken görülmüş çocuk en son. Aramalar bugüne kadar sonuç vermemiş. Ailesinden başlayarak bir de biz ele alalım meseleyi. Tekrar başın sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun. Oğlana da çok üzüldük. Bari oradan iyi bir haber gelseydi. İnşallah. Hadi tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Ahmet Bey, siz misiniz Saffet'in babası? Evet, bulundu mu? Bir haber var mı oğlumdan? Yok, haber yok. Biz yeniden bir görüşmek istedik. Aramaya devam ediyoruz. Öyle desene abi. Bu kalabalık cenaze mi var? Evet, abimi kaybetti. Rabbim verdi mi üst üste veriyor dertleri, ne edelim? Başın sağ olsun. Müsait bir yerde biraz konuşalım mı? Buyurun, buyurun. Geç önden geç. Kızınız mı? Kızım. Allah herkesin evladını bağışlasın. Benim Fatoş'umu da bana bağışlasın. Amin. Babası vefat etmiş galiba, değil mi? 5 sene oldu. Daha hamileydim ben Fatoş'um. Yetimim benim. Madende kaybettim beyimi, Soma'da. Duramadım sonra buralarda. Akrabaların yanına Almanya'ya gittim çalışmaya. Fatoş orada büyüdü. Ben orada onunla yeniden doğdum. Dünyam oldu benim. Rabbim onu gönderdi de elimden tuttu sanki. Öyle döndüm hayata. Şimdi niye alsın ki kendi eliyle verdi hediyeyi benden? Alacak iş mi abi? Almaz almaz. Almaz inşallah. Buluruz Fatoş'unu. Kavuştururuz seni kızına. Allah'ım. Pikniğe gitmişsiniz en son. Tabii çok sorun olmuştur ama zorlasan kendini. Bir de bize anlatsan şu günü Ayşe. Ha? Anlatayım kardeşim. Detaylı hatırlamaya çalış, ne olur. Nereye gittiniz, kimlerle gittiniz? Hepsi lazım bize çünkü. Her gün çıkar oynar mahallede. Aklımıza gelmez ki başına bir iş geleceği. O gündeymiş. Annesi de ablam da. Bizim hemen yanda ayrı. Başka çocuklarla da konuşmuşlar. Herkes en son sokakta top oynarken görmüş Saffet'i. Evet abi. Kim ne gördü, ne bildiyse anlattı. Evimin önünden aldı gittiler. Allah'larından bulsunlar. Peki senin şüphelendiğin birileri var mı Ahmet? Yani olur ya bir düşmanlık falan. Yok abla. Mahallede herkes tanıdık zaten. Komşuların çoğu tanıdık, akraba. Neyse. Bir de biz yormuş olduk seni. Kusura bakma. Olsun abi, ne demek? Ahmet, siz abini nasıl kaybettiniz? Hastalık falan mı? Yok, öyle değil. Nasıl? Hızlı adamdır rahmetli. Günah boynuna. Daha da yeni çıkmıştı cezaevinden Mart'ta. Belinde silah. Kapışmış birileriyle. İçimiz yanmasına yanıyor da su testisi su yolunda. Doğru mu? Başın sağ olsun tekrar. Allah razı olsun. Kaç yaşındaydı? 6. Tamam, tamam. Abi, polis zaten önce buradan başlayarak bütün arama taramayı yapmış. Yapmıştı tabii. Ya, etrafta kamera falan bulmanın imkanı yok. 4 kilometre aşağıdaki KGYS'ye kadar tek bir görüntü alamıyoruz. KGYS'ye gerek yok. Herkesin elinde bir kamera var artık. Nasıl abi? Anlamadım. Konu komşu akraba hep beraber gelmemişler mi bu pikniğe? Kadın listesini verdi ya herkesin. Evet. Savcılıktan yazı çıkartalım. Hepsinin cep telefonunu topluyorum. Sosyal medya hesaplarına yüklediklerine bakacağız. Hatıra olsun diye çektikleri fotoğraflara bakacağız. Fatoş o gün buradaysa mutlaka birinin çerçevesine girmiştir. Abi güzel de bu dediğin samanlıkta iğne aramak gibi değil mi? Arayacağız o zaman kızım. Bulacağız o iğneyi.
Tamam abi. Ben de hoş. Saffet meselesi zaten eski biliyorsun baba. Bizden önceki arkadaşlar ne var ne yok toplamış araştırmış. Hala da uğraşıyorlar. Yeni bir iz bulamadık şimdilik. Anladım. Peki diğer çocuk, Fatoş? Aynı baba. Orada olay yeni tabii. Ekipler de biz de çalışıyoruz. Mutlaka bir gelişme kaydetmemiz lazım. Televizyonda, gazetede, elinde telefonu olan herkesin dilinde bu çocuklar. Herkesin içi yanıyor. Bizim daha çok yanmamız lazım ki söndürebilelim. Çıkıyorum şimdi. Gelip iki saat uyuyup döneceğim merkeze. Bir şey lazım mı? Abi bir bakman lazım. Arayacağım Rızkı, kapat. Ne oldu? Sen gel abi. Abi sonunda kızın bir izine ulaşabildik. Harika. Yaklaştırsana. İyi böyle, tamam. Bebek, kızın elindeki oyuncak. Evet abi. Kimse ondan bahsetmedi. Hemen not alın. Bu kare çoğaltılsın. Kızın görülen, tespit edilen son hali budur. Her yere dağıtılsın. Hemen abi. Hemen başkomiserim. Ne yapıyorsun lan burada deli? Ulan baş belası. Ya başkalarının çocuğunun derdine koşarken gelip eve kendi çocuğunun başında durmak bile ne bileyim bir tuhaf. Öyle öyle. Her şeyi kapının dışında bırakamıyorsun. Hele mesele çocuk olunca. Kalacak mısın bu gece? Yok. Merkeze döneceğim. Allah tutsana şunu. Gel bakalım. Hoppa. Hoppa. Efendim Ali. Abi duydun mu telsizi? Duymadım, ne oldu? Gelsen iyi olacak abi. Çocuklardan birini bulduk. Cesedini. Tamam çıkıyorum. Ne olmuş, nereye çağırıyor? Gasp. Bizim memur çocuklardan biri yaralıymış. Bakmamız lazım diyor. Tamam ben de geleyim, Şükran'a haber vereyim. Gerek yok, gerek yok. Bakarız biz, sabah konuşuruz. Hadi. Sen git istersen. Tamam. Gel buraya gel. Çek şuradan da. Sakin ol. İnşallah benim oğlum değildir abi. Tamam. Değildir değil mi? İnşallah abi. Değildir değil mi? Gel. Saffet'in burada mı? Sakin ol, sakin. 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 Gel. Bir gel, şey gel, demediler gel. Abi. Gel, sakin. Gel, sakin. Gel, teşhis et, gel. Gel. Saffet'im! Saffet'im! Sakin, sakin, sakin. Sakin, gel. Gel, gel. Tamam, kardeşim. Tamam, tamam. Sen de yeter, sen de yeter. Hadi. Thank you.
Babam nerede? Babama baktım. Babasını bekliyor. Bir şey demek lazım. Sen hallet üstünü. Benim diyecek bir şeyim yok. Başkomiserin bir açıklama alabilecek miyiz? Aileyle de görüştürmüyorsunuz. Biz sakin arkadaşlar. Aileyle görüşemezsiniz bu aşamada. Azıcık sabredeceksiniz. Biz de çok kısa keselim. Gerisini merkezden alırsınız. Anlaştık. Baba ama şimdi... Hiç sırası değil Zeliş. Hiç sırası değil. Baba belki diğer çocuklardan bir iz bulunur diye köpekle aramaya geçtik. Bütün alanı tarıyoruz. Jandarma da eşlik ediyor. Dronlar da çıktı. Ne var ne yok kullanıyoruz işte. Tamam, tamam evlat. Ha, sen evdekilerle konuştun mu? Sabah aradım görüntüde. Efem uyuyordu, Zeynep ayaktaydı ama. Bir ara bana da öyle şu görüntülü aramayı, tamam mı? Olur, öğretirim baba. Dün akşam neden söylemedin buraya geldiğini? İçim kaldırmadı. Senin de kaldırmazdı. Rıza baba. En otopsi sonuçları geldi. Anlat ne? Saffet'in vücudunda saldırı izleri de var. DNA ya da vücut sıvısı için detaylı inceleme yapılacak. Çocuk boynu kırılarak öldürülmüş. Tahminen 24 saat kadar önce. Ceset bulunduğu yere sonradan getirilmiş. Şimdilik bu kadar. Saldırıdan... Basına da aileye de bahsetmek yok. Tutabildiğiniz kadar gizli, tamam mı? Anlaşıldı. Ayrıca söylemeye gerek yok. O tam otopsi ne kadar hızlı çıkarsa o kadar iyi. Hadi. Tamam. Gidelim. Gel. Abi. Bir baksana. Abi. Ne oldu? Ahmet'in abisi ölmüştü ya. Dün cenazede görmüşsünüz. Evet. Adam tanıdık çıktı abi. Kimmiş?